Hayatım, bu sefer mayonez almayı unutmayalım, tamam mı? Ay Yavuz, mayonez mi? Bilmiyor musun, ben öyle kalorili şeylerin kavanozuna bile elimi sürmüyorum ayol. O zaman ben de diyet krakeri almıyorum. Yavuz, ne haber ya? Beni hatırlamadın mı? Tesadüfe bak. Sen ne arıyorsun buralarda? Ben hep buradayım. Rastlaşmadık. Hayatım, sen önden git istersen. Ben sana yetişirim, tamam mı? Seni iyi gördüm. Bir ara neydi o halin? Hayatım, lütfen. Tamam canım. Tamam, gidiyorum ben. Bak İdris, eskiden biz arkadaştık, evet. Ama o eski geride kaldı. Benim şimdi bambaşka bir hayatım var. Ve eski arkadaşlıklarımda bu hayatta yeri yok. Bana şimdi hortlak gibi geçmişten gelip eski günlerden bahsetme. Tamam, bir şey dediğim yok. Hadi şimdi git artık. Ah, affedersiniz. Bakar mısınız? Evet. Ay hatırlıyor musunuz? Dün yine biz karşılaşmıştık sizinle. Ama yanımda eşim vardı, Yavuz. Siz karşılaşınca o böyle herhangi bir tanış gibi davrandı size ama ben pek inanmadım. Biraz kapalı kutudur da eşim. Size bir sorayım dedim. Samimiyetiniz, tanışıklığınız nereden geliyor acaba? Anlatılacak çok bir şey yok. İzmir'de ortaokul aynı sınıfta okumuştuk. Hepsi bu. Soyadlarımız aynı olduğundan bizi kardeş sanırlardı. Yavuz Ceyhan, İdris Ceyhan. Terim soğumasın, size iyi günler. Tabii tabii, teşekkürler. Yavuz Ceyhan. Merhaba hayatım. Hoş geldin hayatım. Sıcak bir hoş geldinle karşılarlar sizi. Oysa o sırada sırlarınızı ortaya çıkartma peşindedirler. Yine trafik dehşeti. İki arabanın çarpıştığı kazada İlknur Ceyhan ve Yağmur Ceyhan hayatını kaybetti. İlknur Ceyhan karısı da Yağmur Ceyhan kim ola ki ya? Cenazede baba Yavuz Ceyhan sinir krizi geçirdi. Baba Yavuz Ceyhan mı? Aa! Yavuz'un bir de kızı mı var? Hay Allah'ım, ne biçim bilişim çağı güya ya? Ne biçim bir site bu? Haberin başı var, sonu yok. Hangi gazetenin sayfası bu? Alo, beyefendiciğim merhaba. Ben şimdi sizin bu internet sitenizden 3 sene kadar önceki bir haberinizi okumaya çalışıyorum ama ne mümkün. İnternet sitenizin sayfasının başı açılıyor, sonu açılmıyor. Yani güya bilişim çağındayız. Teknik bir aksaklık herhalde. Beyefendiciğim ben rica etsem siz bana bu sayfayı mail atabilir misiniz? Maalesef mail gönderemiyoruz. Ya buraya gelip arşivden bakacaksınız ya da... Kardeşim saçmalamayın, ben nasıl kalkıp da şimdi oralara kadar geleyim canım? Allah Allah. Özel dedektif değilim ki. Ne yapsak? Şöyle yapalım. Siz bana ne yapın edin. Bu 3 sene önceki gazeteyi bulun, kargolayın. Ben parası neyse vereceğim size. Fazla fazla. Hanımefendi, 3 yıl öncesinin nüshasını size göndermem imkansız. Ama faksınız var mıydı? Yani var olmasına var da Nuh Nebi'den kalma bir sistem yani bu faksı. Ben kaldırdım faksı. Neyse artık yeniden kuracağız. Yapacak bir şey yok. Tamam, siz fakslayın en iyisi. Ben size şey yapayım, numarayı vereyim. Emel, içeride misin hayatım? Bir saniye. Yavuzcuğum giyiniyorum. Kapı neden kilitli?
Hayatım yani çiftler arasında azıcık mahrem olsun. Eskiler öyle derler. Mahremini gizleyince evlilikler uzarmış. Allah Allah. Güzel kardeşim. Ya niye bin defa anlattırtıyorsun bana? Bak dün ben sizi aradım. Ne dedim? Yavuz Ceyhan'la ilgili 3 sene önce gazetenizde bir haber çıkmış. Onu bana fakslayacaktınız. Ama ne faks var, ne gelen var, ne giden bilgi alamıyorum yani. Arşive gidecek vaktim olmadı ki benim. Memlekette olay üstüne olay oluyor. İlk fırsatta fakslayacağım işte, tamam. Kardeşim şimdi ben anlıyorum sizi, memlekette olaylar durmuyor. Hani gündem çok yoğun filan ama. Ya bu da çok mühim ya. Ölüm kalım meselesi vallahi. Lütfen, lütfen beyefendiciğim. Teşekkürler. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Yoksa bak ben seni nasıl yolluyorum. Ya ben bu adamın karısı değil miyim ya? Ben nüfus müdürlüğüne gitsem bırak kızını, cümle sülalesini öğrenirim bu herifin. Evet. Daha 3 yaşındayken çocuğu ölmüş. Zavallı Yavuz ya. Ne de bu adam niye soyadını değiştirdi? Niye bütün bunları gizledi ki benden? Yavuz, sana bir şey soracağım ben. Sor hayatım. Çocuk hakkında ne düşünüyorsun? Çocuk? Yani ben hep küçük bir kız çocuğum olsun isterdim de. Böyle saçları sarı sarı. Ne bileyim. Gözleri de belki sana benzer. Olmaz mı? Kız çocuğu. Emel. Bir arkadaşımın küçük bir kız çocuğu vardı. Arkadaşım kız çocuğu doğduğundan itibaren hayatının en büyük amacının o olduğunu söylerdi. Sonra bir gün kız çocuğu bir kazada öldü. Arkadaşım çocukla birlikte içinde çok büyük bir parçanın öldüğünü söylerdi. Hayatta hiçbir amacının kalmadığını, yaşayan bir ölü gibi. Sürekli şimdi yaşasaydı kaç yaşında olurdu diye düşündüğünü söylerdi. Çocuk istemiyorum. Sen ağlıyor musun? Yok yok. Çok fena bir hikayeymiş de. Böyle duygulandım biraz. Çok üzüldüm. Ben de. Hayatım, bak çiftlik evinde telefon çekmeyebilir. Merak etme, tamam mı? Tamam. Bana bak, iyi bak kendine, tamam mı? Ne yaparım sonra ben sensiz? Görüşürüz hayatım. Hadi bakalım. İstediğin sayıyı getirdim abi. Hangi sayı? Hani bir tane kadın kaza haberini istiyordu 3 yıl önceki kaza haberi. Onu fakslayacak mısın?
Ha evet. Şuraya bir yere yazmıştım ben onun numarasını ama. Değil, bu değil. Nereye koydum ya? Ayaksı çöpe mi attım yoksa? Cansgır'da biri. Neyse, yarın gene arar nasıl olsa. Evet, dostane yüzlü, gizli amaçlı insanları her yerde görürsünüz. Ama en dostane görünenler, en korkunç amaçların peşinde olanlardır. Ancak kısa bir süre sonra fark edecekti ki... Yavuz! Ya ben bu numarayı kaybettim, çöpe attım falan zannediyordum ama buradaymış. Baksana. Şu kaza haberini şu numaraya fakslayıver. Hadi. Cinayet işlemek, bir insanın canını almak hiç de göründüğü kadar basit değildi. Kız Macide abla, bana baksana ne soracağım? Sen de bu eski usul Muhnemi'den kalma bu faks cihazlarının kağıtlarından var mı? Yani bulunsa bulunsa zaten bir tek sende bulunur da. O ne demek be? Ne demek bende ne arasın Macide abla? Senin gençliğine yani sonbaharına falan tekabül etmiyor mu bu aletler? Aman iyi. Zaten senden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Ben yarın çıkar kendim alırım. Ha, bu arada ben yarın alışverişe gideceğim. Kendime erzak alacağım. Sana bir şeyler alayım mı? İhtiyacın var mı? Pirinç. Ha. Tamam, biliyorum. Macide abla, bu ne bitmek tükenmek bilmeyen bir şey ya? Aşırı mı işletiyorsun? Ne yapıyorsun ben bilmeden? Bana bak, yaz da ver bunları. Nasıl aklımda tutayım 100 tane şeyi? Sana da elimi verdim, kolumu kaptırdım yine yani. Tamam. Hadi, bay bay. Bay bay. Bu da fırsatçı. Fırsattan istifade. Kaktırdıkça kaktırıyor listeyi. Bunu da koyduk böyle tezgahın üstüne ama... ne yapayım yani? Güzelim salon takımının orta yerine bu çirkin şeyi koyacak halimiz yok. Ana! E-faks gelmiş ya. Ay bak şimdi ya. Çatlarım ben meraktan. Ne yapacağım? Ne yapsam şu peçeteyi falan? Ay yok, buna da çıkmaz ki. Ay lanet olsun. Tamam canım, çatlama. Bıt bıt bir şeyler yapıyorsun. Ben de merak ediyorum ama artık yapacak bir şey yok. Allah'ım. Bana pirinç alacaktın ya. Aldım Macide abla, aldım. Senin hafızadan sonra gözlerde emekliye ayrıldı herhalde iyice. Bak burada. Zaten çok şükür kendime diye çıktım. Senin bütün kışlık erzağı düzdüm geldim yani. Öyle yollara çıkmayaydın eve de teslim ederdim. Mutfağa kadar servis yapardım, daha iyi olurdu öyle. Ay ev tam takır kuru bakır, ne yapayım? Kocan yok mu? Yok. Bir arkadaşım bir çiftlik ev varmış da Sinan Bey'le beraber oraya gittiler. Ay esas ben şunu takayım. Şimdi de zavallı hayvanları mı vuracakmış oralarda? Fesübhanallah. Ya Macide abla. Allah aşkına senin benim kocamla ilgili bu alıp verilmediğin nedir? Ya güzelim adamı psikopat yaptın çıktın ayol. Ya bilmiyorsun tabii, bilmeden konuşuyorsun. O adamcağız o kadar acı olaylar yaşamış, o kadar kötü günler atlatmış bir adam ki. Bilsen böyle etmezdin yani. Aman ne acılar çekmiş ki. Macide ablacığım, Yavuz benden evvel bir başka kadınla evliymiş. Büyük bir kaza geçirmişler. Kazada karısıyla küçücük kızını kaybetmiş adamcağız. Sahi mi kız? Vallahi sahi. Çok sağlam yerden öğrendim. Şimdi öğrendiğine göre artık Yavuz'un arkasından böyle atıp tutmazsın yani. Ben de çocuğumu kaybettim. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Amin. İnsan böyle bir acıyı yaşayınca bir daha kolay kolay normale dönemiyor. Hay Allah. Keşke daha önce bilseydim. Neyse. İçinde tut. Ama artık biliyorsun kocama da ona göre davran yani. Rica ederim ya. Davranırım, davranırım. Ah! Kız bu olay içime çok dokundu. Hadi bize gidelim de böyle çay kahve içelim, karşılıklı dertleşelim ha? Oldu.
Gidelim madem. Şunu da al. Ne münasebet canım? Allah Allah! Yani sen de insanı ikrama, çaya mı davet ediyorsun? Hamallık ettirmek için mi kullanıyorsun belli değil. Gözün toprağa bakıyor ama elin kolun tutuyor çok şükür. Erzan da kendin taşı. Tamam, tamam, tamam. Tövbe ya! Kötü kötü konuşturuyorsun insanı. Ay kafam kopsun benim ya. Ben bunun kağıdını takmayı unutmuşum. Faks nasıl gelecek ki? Nasıldı bu şey? Nenenden kalma aletler. Mail atamadılar. Valla geliyor. Ne be? Anne kızın ölümüne sebep olmakla suçlanan Sinan Kalyoncu serbest bırakıldı. Aman yarabbi. Yavuz'un karısıyla kızının ölümüne Sinan mı sebep olmuş yani? Aman Allah'ım. Ben hep düşünüp duruyordum. Bu adam niye ille de gül çıkmazına taşınmak istiyor diye. Beni burada mutlu yaşayacağımıza inandırdın. Hani salak gibi sana güvendim. Meğerse senin tek amacın Sinan'a yakın olmakmış, öyle mi? Nereden buldun onu? Buldum işte. Sen beni hakkında araştırma yapamayacak kadar salak bir kadın mı zannettin? Ömer, bunun hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yokmuş. Her şey apaçık ortada be. Sinan senin karınla kızının ölümüne sebep oldu. Ve ceza bile almadı. Sen artık nasıl bir çıldırdıysan cenazelerine bile katılamamışsın. Seni akıl hastanesine kapatmak zorunda kalmışlar. Yavuz, Ceyhan. Emel, bak sevgilim. İzin ver her şeyi açıklayayım ben. Kes sesini. Neyi açıklayacaksın Allah aşkına ya? Emel! Neyi açıklayacaksın? Sen önce benimle niye evlendiğini bir açıklasana. Çünkü seni seviyorum. Yalancı. Beni seviyormuşmuş. Senin tek bir derdin vardı. Sen beni kullandın. Sen karınla kızının ölümüne sebebiyet veren adamın burnuna dibine girmek için beni kullandın. Başardın. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacaksın? Ha? Öldürecek misin Sinan'ı? Öldüreceksin değil mi? Peki benim anlamadığım bir tek şey var. Sen niye bu kadar bekledin ya? Hayatım. Bak şimdi bana öfkelisin. Kızgınsın. O yüzden böyle konuşuyorsun. İzin ver, seni yatağa götüreyim. Biraz yat, dinlen. Sonra konuşuruz. Dokunma bana manyak herif! Bana cevap ver. Sinan'ı öldürecek miydin? Sinan benim hayatımı mahvetti. Sevdiklerimi öldürdü. Ben adalet bekledim. Ceza bile yemedi.
Şimdi ben o adaleti kendim sağlayacağım. Öyle mi? Peki beni hiç düşünmedin mi? Sen bana acımadın mı ya? Ben seni sevmiştim. Sen beni kullandın. Allah belanı versin senin. Hemen ne yapıyorsun? Sen ona kötü bir şey yapmadan evvel Sinan arıyorum. Yapma dedim. Yapma. Bırak. Yapma. Bırak dedim. Bazen kötü sürprizler hazırlar hepimizi. En umulmadık anlarda ölümle yüz yüze kalırız. Ben Emel. Emel. Az önce kocam olacak o adamın gerçek yüzünü gördüm. Ay bildiğin ruh hastası. Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı beni. Bırak dedim. Canım kurtarmış tam kaçıyordum ki önüme fırlayan adamı ezmemek için elektrik direğine bindiriverdim. Zor bela doğrulup dışarı attım kendimi. Başıma gelen felaketin bittiğini düşünüyordum ki elektrik çarpıverdi. Al buyur. Yasemin hep kadersizim kadersizim diye sızlanır ya. Esas kadersiz benmişim be. Bir gecede ardı ardına tam 3 ölüm tehlikesi atlattım. Mendebur komşularım. Koyun gözlerine yaptıkları salatalık maskelerini, yatmak üzere oldukları sıcak yataklarını, pişirip taşırmaktan bıkıp usanmadıkları yemekleri ve gereğinden fazla kafa patlattıkları işlerini bir yana koyup koşturdular kaza sesini. Hepsi de gecenin bu vaktinde çıkan patırtının sebebini merak ediyordu. Sonra yerde beni görünce resmen ölüm sessizliği çöktü üstlerine. Ah, yüzlerindeki ifadeyi görmeniz lazımdı. Put kesildiler sanki put. Emel! Emel! Sonra büyük bir velvele başladı. Emel, duyuyor musun beni? Birdenbire herkes benimle ilgilenmeye başladı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Durum çok hoşuma gitti ama bana ne fayda? Bana faydası yok. Sanki bir kuyunun içine düşmüş gibiydim. Sesleri duyup anlıyorum ama kendi sesimi yetirip de cevap veremiyorum bir türlü. Emel, kardeşim bak kurtulacağın yemin ederim. Biliyorsun benim kalbim temizdir, içime doğdu benim Sinan bu kurtulacak. Kalkacağım bu betondan, ayağa kalkacağım. Emel. Sonra Emel Yasemin ya. Salağı çirkin sesiyle gıdaklamaya başladı. O dakika korktum bak. Çünkü bu Yasemin uğursuzu ne dese tersi çıkar. Kurtulacaksın diyorum, kurtulacaksın. (Gülüyor)
Emel. Hayatım. Hayatım. Emel. Emel. Dur, dur. Ne oldu? Üstüne bir de beni elleriyle boğmaya kalkışan kocam da geliverince... Ay. Üzerime ağır bir karanlık çöktü. Geliyor. Yavuz. Bak şimdi kendini bırakmanın zamanı değil. Yani Emel'in sana en çok ihtiyaç duyduğu an şu an işte. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Kardeşim kendini suçlama. Senin bir suçun yok. Hava karanlıktı, belki frenler arızalıydı, görmedi direği, değil mi? Onu o halde bırakmamalıydım. Tartışmış mıydınız kardeşim siz? Hepsi benim suçum. Onun hiçbir suçu yok. Ben bulaştırdım onu her şeyi. Hepsi benim suçum. Yapma Yavuz, yapma. Eziyet etme kendini. Hiçbir faydası yok kardeşim, yapma. Yavuz, iyi düşün, iyi olsun be. Yani belki şimdi doktor gelir, hayatı tehlikesi yoktur falan der ha? Aynen kardeşim. Ben de doktor ya. Doktor, siz Emel Hanım'ın eşisiniz değil mi? Evet. Durumu nasıl, kurtulacak mı? Açık söylemek gerekirse durumu ciddiyetini koruyor. Ama net bir şey söyle derseniz söyleyemem. Şu an için mümkün değil. Yalnız hayati tehlikesi devam ediyor. Beyinde ciddi bir hasar oluşmuş. Ama bir takım tetkikler için öncelikle komadan çıkmasını beklemek lazım. Komadan ne zaman çıkar peki? Belki hemen, belki de hiç. Yavuz, kardeşim hadi kantine inelim, su falan iç biraz. Gidemem. Emel bu durumdayken buradan uzaklaşamam. Uzaklaşmıyoruz kardeşim. Bir kat aşağı ineceğiz. Bak burada beklemenin zaten bir faydası yok. Yavuz, hem zaten durumumda bir değişiklik olursa haber verirler. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Yavuz bak kardeşim. Emel'in komadan çıkması birkaç saatlik iş değil. Belki günler, belki aylar olacak. Senin sağlam durman lazım. Bir de sen hasta olursan hiç kimseye bir faydan olmaz. Gel, bir su iç kardeşim, biraz toparla. Kalk hadi. Aşağı inelim. Gülşah, biz aşağıdayız. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Emel. Seni kendi amacıma alet ettiğim için çok üzgünüm. Kendimden utanıyorum. Ama ne olur anla beni. Karımla kızımı kaybettikten sonra... Onları ilelebet benden alan adamın hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etmesi beni öfkeden deliye çevirdi. Yemin etmiştim. Ona, Sinan'a, bana yaşattıklarının aynısını yaşatmaya yemin etmiştim. Beni engellemek için önüme geçen herkesi ezmeye yemin etmiştim. Ama sana kıyamadım. Artık kimseyi sevemeyeceğimi sanıyordum. Ama seni sevdim. (Gülüyor)
Beyefendi lütfen dışarıya. Ne oluyor? Lütfen dışarıya çıkın. Ne oluyor? O benim karım. Bana her şeyi anlatabilirsiniz. Ah kaderim ah. Yavuz belki gerçekten sevebilirdi beni. Belki gerçekten mutlu olabilirdik. Ama eski karısıyla kızının ölümü adamın gözünü kör etmiş. Ah kardeşim, şu çivisi çıkık dünyada bir doğru düzgün erkek bulamadım ya. Gider ayak ona yanıyorum. Yavuz Bey, Emel gözlerini açtı mı? Emel ölüyor. Ah, aile. Ya kimi kimsesi yok muydu? Ailesi yok muydu? Emel'in bir haber versek. Ay nasıl üzülürler şimdi. Yavuz haber vermiştir herhalde değil mi? Yavuz hangi kafayla haber verecek şimdi? Onun haber verecek hali mi var? Biz mi haber versek? Kızım bir şey söyleyeceğim ya. Hakikaten biz bunun soyu sopu kim bilmiyoruz ha. Tanıyor musunuz kimi kimsesini? Vallahi ben de tanımıyorum. Nermin, senin torununun babası. Emel'in yeğeniydi değil mi? Ya en azından onu bir arasan, o da annesine falan haber verse. Ya ben de yıllardır görmüyorum ama yani evde telefon olacaktı bir yerlerde. Hayır sen aramazsan ben de ararım, hatırladım şimdi meseleyi. Vallahi rahatsız olacaksan ben hemen arayıveririm. Yok yok ararım ben, yani Emel'e bu kadarını olsun yapmam gerek. Pardon. Alo Altay. Evet bütün mahalle hastanedeyiz Emel'in başında. Ne? Yaralandın mı? Aa, hemen geliyorum. Ne oldu ya? Altay taksiden inerken düşmüş, kafayı çarpmış. Ne kadar uğursuz bir gece bu. Ay hale bak, adeta mahşer yeri burası. Gelelim mi yanına, ister misin? Yok canım, o kadar önemli değilmiş. Yukarı kattaymış. Ben bir gideyim bakayım, ondan sonra gelirim. Hadi görüşürüz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak şunu bilmelisiniz ki karınızın solunumu oldukça yavaşladı. Bu aşamadan sonra en kötüsüne hazır olmanız gerekiyor. Ne diye kalktık, toparlandık, mahalleye döküldük? Hastanede işe yaramayacaktık. Nermin başında bir şey olursa haber verecek bize Yasemin. Altay da tam kaza geçirecek günü buldu yani. Ay çok pardon ya. Ben ablama baktım ama Emel. Tanıyor musunuz? Siz Emel'in kardeşimsiniz. Hı hı. Ya ben ta İzmir'den kalkıp geldim. Telefonu kapalı, kapı duvar. Gerçi bugün geleceğimi biliyordu ama. Sizin haberiniz yok mu? Yani yok tabii. Nereden haberiniz olacak? Şimdi Emel ne kapıya ne telefona bakamaz tabii. Ay niye, ne oldu ki? Yok annem yok, bir şey olmadı annem yok. Niye bir şey olsun canım? Yok bir şey. Biz komple Emel'in arkadaşlarıyız yakından. Gel bir soluklan bizim evde, İzmir'den gelmişsin da. Gel kardeşim gel. Bana bakın kızlar. Küt diye söylemeyeceğiz tamam mı? Yavaş yavaş. Ürkütmeyelim. Benim başka bir fikrim var. Ada'yı düşünün. Ada yaparken böyle cart diye çekince ne oluyor? Acımıyor, şok etkisi. Kızım doğru söylüyorsun ha. Akıllı. Ay bilemedim. Kalbi malbi varsa. Yok yok. Ben bu işlere mütehassısıyım biliyorsunuz. Ben önce yavaş yavaş hazırlarım onu. Sonra senin bu Ada yöntemiyle şak. Ay ne var? Niye öyle fısır fısır konuşuyorsunuz? Bakın ben ablama geldim. Nerede söyleyin, hemen gidip görmem lazım onu. Kardeş. Kardeş. Ah kardeş. Kardeş, kardeş. Emel'in kardeşi. Emel'imizin kardeşi. Bir daha göremeyebiliriz Emel'i. Tatile mi gitti? Keşke bir tatil olsa bu. Nasıl anlatılır? Uzun, meçhule giden. Gidilip de çarçabuk geri dönülemeyen bir yol. Ay vallahi sıkıldım. Allah aşkına anlatın artık şunu ya. Kardeşim, Emel'in kardeşim. Ablan trafik kazası geçirdi. Hem de durumu çok ağır. Tamam.
Yok, 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 korkma. Alnımızda bir yazı yazılı ya. O vakit tamamlandığında yapacak bir şey yok. Hani misal sen bu kırmızı elbiseyi giydin. Kader bu, biliyorsun değil mi? Niye mavi değil de kırmızı? Bu da bu misal işte. Ya aslında doktorlar ümidi kesmiş değil. Yani hala bekliyoruz, ümitle bekliyoruz. Ay inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Ya kaza yapacak bugünü mü buldu? Bana para verecekti bugün. He? Utanmaz. Ablan can pazarında kıvranıyor. Sen burada para lafını ağzına almaya utanmıyor musun? Olmaz olsun böyle senin gibi kardeş. Emel'in başını ördüğün onca çoraptan sonra... Ya senin nasıl bir suratın var ki? Yok, 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 yok. O şey oldu, şoka girdi. Şoktan böyle söylüyor. Şokta mısın kardeş şu anda? Siz bilmezsiniz bunun ne kadar menfaatçi olduğunu. Emel'in başına az iş getirmedi bu. Bu? Bu. Bir keresinde hem de doğum gününde Emel'in evine haciz getirdi bu. Bu? Bu! Hiç unutmam. Oğlumun ölüm yıl dönümüydü. Eve kapanmış oturuyordum. Kız Macide abla. Ya böyle han kapısı gibi açık bırakmışsın kapını. Vallahi evi soysalar polise şikayet etmeye yüzün olmaz ha. Macide abla. Kız sen ağlıyor musun? Yok, ağlamıyorum. Böyle toza alerjim var da sen geldin toz kalktı ondan. Aa, gözüm yaşardı. Kız Macide abla. Sen yalan söylemeyi de hiç beceremiyorsun ha. Toz kalkmışmış. Bugün senin oğlunun ölüm yıl dönümüydü, öyle değil mi? Sen nereden biliyorsun? Nereden bileceğim? Şansıma tüküreyim. Her doğum günümde böyle zırıl zırıl ağlıyorsun da ondan. Benim doğum günüme denk geliyor. Üf, evlat acısı da küllenmez ki vallahi. Başın sağ olsun yeniden. Sağ ol. Yani her sene daha iyi olacak sanıyordum ama... olmuyor, olmuyor. Senin bugün doğum günündü değil mi? Kutlarım Emel. Ay çok sağ olun. Biz de demin kutladık işte. Böyle haciz memurları falan. Pasta yaptırmışlar bana. İyi ki doğdun diye. Pasta mı? Ay Macide abla. Haciz memurları ne pastası alacak adamlar bana. Koca bir haciz mektubuyla geldiler eve ya. Eve haciz geldi. Haciz mi? Sorma. Kız nereye yaptın o kadar borcu? Ben borç yapar mıyım öyle Macide abla? Benim kız kardeşim yok mu? Hani İzmir'de şarkıcı olan uvertür çıkıyor ya. İşte kendi gibi bir manyak koca buldu. Herif kumarbazın teki. Borçlandılar. Ben de kefil oldum. Vaziyet bu yani. Sen söyle o kardeşine boşasın adamı. Ya durduğu kabahat. Nerede? Kaç defa konuştum. Herkesin bir zaafı var işte. Bizim kız da bu adama yanık. Boşatamıyoruz. O zaman sen kendini sağlama al. Çünkü böyle kardeş insanın başında çatı bırakmaz. Benden söylemesi. Ay Macide abla deme öyle kız. Ne bileyim çatlak falandır da. İyidir benim kız kardeşim aslında bakma. Severim yani. Ne yapalım benim de başka kimim var? Yaşlanınca iki kuru başımıza kalacağız biz onunla. Birbirimize destek olacağız yani. Eninde sonunda kız kardeş işte. Ay. Canım ablam ya. Ay ablam, gerçekten öyle mi demiş benim için? Ah ablam. Aa Nermin, biz de seni arayacaktık. Emel'in kız kardeşi burada, Yasemin'in evinde beraberiz. Ne? Tamam, ben arayacağım seni. Emel'in bütün hayati fonksiyonları durmuş. Aa! Bitkisel hayata girmiş. Tamam, tamam. Aa! Eskiden kadere ya da mucizelere inanmaz, inananları da küçümserdim. Eşinizin bütün beyin faaliyetleri durmuş durumda. Bundan sonra makineye bağlı yaşayıp yaşamayacağına siz karar vereceksiniz. Oysa şimdi anlıyorum ki kader
daha 5 dakika önce canınızı kurtardığınız caniye muhtaç hale getirir sizi. Ve bir mucize vardır hep inanacak. Eğer ölümle yaşam arasındaki incecik çizgideyseniz. Ay, ben böyle elim kolum bağlı duramayacağım. Şu kapının önünde dursak da belki hisseder burada olduğumuzu. Yasemin doktor kocasını bile almıyor içeri. Tamam, siz dönün evlerinize. Ben kalırım. Katiyen olmaz. Gözün açsın, ben öyle gideceğim eve. Al benden de o kadar. Kendisini dışladığınız için çok alınırdı. Şimdi başında beklediğinizi bilse nasıl sevinir garibim. Vallahi içten içe seviniyordum. İçine gömüldüğüm karanlıkta bile birilerini başımda asker ettiğimi bilmek bana çok iyi geliyordu. Ah Emel kardeşim, ah. Sen böyle olacak kadın mıydın? Ah az kızım benim. Sen kalk dağ gibi kız. Elektrik çarpsın. Yere yapış. Yasemin sakin ol, böyle konuşma. Ya Yavuz Bey gelip seni duyarsa çok moral bozulur. Yalan mı? Dağ gibi kız değil miydi? Cömert, akıllı, ay çok acayip bir kızdı. Mert, açık sözlü. Yasemin'cim niye değil'i geçmiş zaman kullanıyorsun? Kız ölmüş gibi içeride mücadelesini veriyor. Bir şey bitmiş değil, daha sakin. Hakikaten ha. Ya niye ölmüş gibi konuşuyorsun? Bak seni duysa şimdi kim bilir ne biçim çemkirir. 3 günlük dünya kardeş, 3 günlük. Bugün varsın, yarın yoksun. Hayat ne kadar garip değil mi? Hiç anlaşamazdınız. Sabire didişirdiniz. Şimdi burada ağlıyorsun. Gerçekten hırsız gürsüz bir gününüz geçmezdi. E doğru söylüyor. Kedi köpek gibi birbirinizi yemeye doyamadınız kaç yıldır. Macide ablam, hiçbir şey göründüğü gibi değil ki. Biz böyle hırlaşırdık, gürleşirdik de pek sevişirdik. Sevim abla. Sevim abla, yattığı yer nura kesin ablacığım. Sen gittin, bu çizgi çıkmış dünyadan. Ben kaldım yalnız başıma ablacığım. Allah'ım, bu mezarın başında bir başımıza kaldık güzel Allah'ım. Sen benim aklıma mukayyet ol Allah'ım. Amin. Ah, ben ne günahlar işledim. Kim bilir geçmişteki Allah bunu benim başıma veriyor. Önce evim yandı, sonra sen gittin Sevim abla. Ben ne kötü bir insanım ki bütün bunlar benim başıma geliyor. Emel, bak. Bak, sen kendine bu kadar yüklenme ya. Ay bak, insanlar ne günahlar işliyor, ne günahlar. Mesela ben... Yok Yasemin, yok. Kız sen insanın hasıymışsın be. Sen melekmişsin, ben anlamamışım ya. Onca insandan rica ettim, kimse gelmedi benimle buraya. Bir sen geldin. Ay benim canım kardeşim. Kardeşim. Bak, senin her ihtiyacın olduğunda vallahi billahi ben senin arkandayım. Yasemin, bak kardeşim, bundan önce sana bir yanlışım olduysa, bir kusurum olduysa affet beni, olur mu? Ay canım kardeşim. Ay kardeşim. Kardeşim, ben seni affettim. Ay kardeşim. Sen de beni affet. Bak hadi beni sen şuracıkta affet bugün ya. Affettim kız. Affettim canım kardeşim, affettim. Bak, laf ağzından çıktı bir kere. Duyunca dönmek olmaz. Neyi duyunca kız? Vallahi de billahi de kaza. Yemin ederim kaza. Emel. Ay kardeş. Ne oldu kız? Emel. Senin ev var ya. Senin evini. Ay kardeş, ben senin evini yaktım. Kur'an çarpsın bak, bir dinle. Yemin ederim iki gözüm önüme çıksın. Kaza, külliyen kaza. Ben senin kapına çıktı. Ben senin kapına bir baktım. Sonra içeride misafirin vardı senin. Ben bir baktım ki misafiri görünce ben de çıkayım dedim. Çıkayım deyince sen mum ne ara? Olmazsa örtüsüne düş, dökül, yak. Ay ortalık alev. Ay.
kundakçı seni, kundakçı! Gel buraya, gel Allah'ın cezası! Allah'ın cezası seni! Allah'ın belası! Ay hemen! Ben bunca acı çekiyorum sen biliyor musun? Hepsini senin yolundan! Al seni hemen! Kundakçı Zilli, seni var ya parça pinçik etmezsen bana da emel demişsinler. Emel! Üçünü başına almazsam! Emel! Seni de bu mezara gömmezsin! Bana beni göndermezsinler! Allah'ın cezası! İmdat! Kızım ölürken seninle bu kadar samimi biçimde donarak öleceğim hiç aklıma gelmemişti. Kadere bak. Samimiyetin tadını çıkar işte benimle. Kız Yasemin. Sen zayıf karaktersin ya. Kesin sen burada erkenden vefat edersin. Ben de seni yiyerek hayatta kalır gazetelere geçerim. Bir dua edersin değil mi bana? Kireci yatıracağım kız seni kokma diye. Allah aşkına niye gülmüyorsun? Şurada kalmışız baş başa espri yapıyorum. Sen haklısın galiba biliyor musun kardeş? Vallahi bak. Madem geldik gidiyoruz son dakikalar. Ben zayıf karakterim. Ama kusura bakma da senin yerinde olmak da hiç istemezdim. Allah Allah. Evet. Niyeymiş o? Ya ne bileyim ben mesela daha derinlemesine ilişki seviyorum böyle. Şefkat, sevgi. Sen bir acayipsin. Adamları alıyorsun mendil gibi sümkürüyorsun atıyorsun adamları. Olacak iş mi Allah aşkına? Yasemin, Allah aşkına bana bir doğruyu söylesene. Senin bu saftirik halin şu fazla Türk filmi izlemekten falan mı oluyor kız? Ha? Sen bu sinemadaki falan sonsuza kadar aşk hikayelerine falan mı inanıyorsun? Vallahi ben inanıyorum sonsuza kadar aşkım. Mesela bak misal. Geçen belgeselde izledim. Kırmızı ayaklı martılar var. Bunlar hanımına bir bağlı. Bir kere çiftleşiyor. Ve çiftleştiğini asla unutmuyor kardeşim. Biz martı kadar bile olamıyoruz. Onlar martı. Ben bizim bu erkek milletin ne istediğini çok iyi biliyorum ya. Neyse. Ne istiyorlar? Aman neyse şimdi konuşturma beni. Allah'ını seversen bak geldik gidiyoruz kız. Ver bana bu sırrı ne istiyorlar? Sahi ne istiyorlar kız bu erkekler? Bana bak kimseye demeyeceksin ama. Kime diyeceğim kız burada? Yani mesela ben sana kendi babamdan örnek vereyim en basitinden. Hı? Benim bu canı çıkasıca babam bir tane kadın buldu kendine gencinden. Ama genç olduğuna bakma bayağı böyle 10 yaşında kızı var yani. Onunla kaçacağım diye tutturdu. Kadının kızıyla mı? Kız o kadar da değil yani. Anasıyla. Anasıyla. Allah Allah. Kadınla yani. Kadınla. Ha, kadın. Anasıyla. Anasıyla. Annem bana bunu usturupluca anlattı. İşte baban gidecek bizi terk ediyor falan falan. Benim gibi ben Kenan'la bunları yaşadım. Bir gün parktayız. Annem dedi ki bana. Baban gelecek dedi. Evet. Eşyalarını alacak. Gidecek. Evet. Ben de yani dedim ne diyeyim yani. Kardeşim ben annem dımdızlak kalacağız yani ortada. Bırakıyor gidiyor siz değil mi? Böylece üçünüz orada. Kenan bunu yaptı bana işte. Neyse. Parktan geldik biz. Ben böyle baktım eve. Babam almış eşyalarını. Toz olmuş gitmiş. Açık çok açık evet. İlk anda insan fark etmiyor. Odama bir girdim Yasemin. Yatağın altına bir baktım. Evet. Kızım benim bir koli yok. Ne kolisi biliyor musun? Ne? Kız çocukken sen de yapar mıydın? Ne? Peçete biriktirirdim. Ay kız laleli vardı benim bir de mikili. Senin laleli mikili. Bende de böyle çizgi film kahramanları var. Hepsi var ama. Mahallenin en güzel peçete koleksiyonu ben de yıllarca biriktirmişim. Bir baktım ki benim koli yok ortada. Allah'ım diyorum ne olmuş olabilir yani? Ne oldu? Ne oldu benim kolime? Ondan sonra annem anlattı. Baban peçete koleksiyonu aldı. O kadının kızına verdi. Niye? O kadının kızı daha küçükmüş. Ben kazık kadar olmuşum. Peçete koleksiyonu yapmak benim gibi kazık kadar kıza yakışmazmış. Kız sevinsinmiş. Gitmiş ona hediye etmiş benim yıllarca biriktirdiğim peçete koleksiyonunu. Ay ben buna... Ay bu ne kadar ahlaksız. Geberesice. Çıktı mı canı adamın?
çıkmadı. Ay benim kuzum. Sarı gelinciğim benim. Ay benim arkadaşım. Ay o kadar üzüldüm ki yemin ederim ben yıllarca seni ne kadar kötü biçimde yargılamışım, durmuşum erkekler konusunda. Fingirdek diye diye sana. Yasemin, bana bak. Beni sakın analiz etme, tamam mı? Sakın böyle güçsüz güçsüzle zırlama bu hikayenin karşısında. Ben sana bunu erkeklerin ne kadar hain olduğunu, güçlü durmamız gerektiğini söylemek için anlattım. Anladın mı? Kızım sen manyak mısın? Ben diyorum ki burada sen o kör olasıca babamda bir tür fingirdek olmuşsun. Fingirdekliğine sebep buluyorum. İyi yapmış babam o peçeteleri alarak. İyi yapmış, bilmiş. Sensin fingirdek. Yalancı sarışın seni. Canım benim. Garibimin tek isteği bizim altın günlerimize girmekti. Ben zorla şerle soktuydum zaten aramıza. Kız kocaman şu kadar altınla geldiydi. Ne bilelim işin iç yüzünü. Demek seni polise şikayet etmedi öyle mi? Yok kız etmedi. Bir de ben Sinan'dan ayrıldıydım ya acayip bir depresyon. Hatırlıyor musun onu? Oh, evde yatıyorum. Kız sen çık gel panteremel benim battaniyemi al içinden beni çıkar böyle. Ne o ben depresyondan çıkacakmışım. Kız üç günlük dünya. Yasemin. Yasemin aç kız şu kapıyı. Bak benim kardeşin Emel aç kapıyı. Yasemin açsana şu kapıyı. Öldün mü kaldın mı düştün mü? Merak ediyorum. Ay boyu devrilesice ya. Ya bir git ya, gitsene. Ne istiyorsun ya? Senin hayatında. Ne var? Ne var, niye geldin sen buraya? Ne istiyorsun? Kardeşim destek olacağım sana ben. Sen. Bana destek olacaksın. Evet. Niye ki? Yasemin Allah aşkına çekil önümden. Ay burası ne böyle be? Kız ne yaptın bu evi böyle çarşamba pazarı gibi? Temelli kokuşmuşsun sen bu evde ha. Yasemin kaç gündür yıkanmıyorsun sen? 3-4 gündür yıkanmıyorum Emel. Belli belli. Suyu sabunu unutmuşsun iyice. Allah aşkına sen niye geldin buraya? Bana kendimi kötü hissettirmek için geldinse zahmet etme. Bak feci durumdayım zaten. Git evine ya. Ay Allah Allah. Aşk olsun be kardeşim. Niye öyle diyorsun ya? Kapıda da söyledim ya sana. Ben destek olacağım sana ya. Sen bazen beni çok korkutuyorsun ha. Niye kız? Niye ki yani? Arkadaşlar kötü günlerde böyle yapmazlar mı? Biz senin arkadaş mıyız Emel? Ha? Allah Allah. Ya neyiz kız? Neyiz yani? Arkadaşız tabii. Yani bizim de kendimize göre bir mazimiz var herhalde. Geldin eve o kadar perdemi astın, şerbetli tatlı getirdin filan. Vallahi kardeş bak, Sinan'la ayrıldığını duyar duymaz koştum geldim hemen. Sen de mi duydun Sinan'la ayrıldığımızı? Tam oldu şimdi. Yasemin korkma kız. Herifin fırsattan istifade, elinden almak için, tavlamak için değil yani. Hayır. Yanlış anlaşılmasın, hevesim var. Şimdi Allah için yalan yok. Hala adama hevesim var ama şimdi aradan sen çekilince işin tadı kaçıyor biliyor musun? Sen olmayınca bir tadı çıkmıyor ki. Yani bana rekabet lazım, adrenalin lazım. Değil mi ama? Böyle kuru kuru. Yasemin. Yasemin. Gamlı baykuş, köstebek, kiminle konuşuyorum ey? Kız ben aslında sana neyin iyi geleceğini çok iyi biliyorum da. Hadi sen kalk bir bakayım. Kalk. Şöyle güzel bir banyo yap. Aklan, paklan. Kız kıza efkar dağıtmaya gidiyoruz. Çıkalım bu kokuşmuş depresyon yuvasından ayol. İçim şişti vallahi.
Çıkmayacağım ben uyuyorum burada. Hadi git evine Allah aşkına ya. Yasemin bak bana zorluk çıkarma kardeşim. Ben bir insana destek olacağım dedim mi olurum. Hadi kalk çıkacaksın. Ya çıkacağız. Çıkmayacağım diyorum kardeşim bırak çıkmayacağım. Ya çıkacağız diyorum. Ya çıkmayacağım diyorum bıraksana. Bak sen vallahi benim daha inatçı tarafımı görmedin ha. Kaynatırım tencerende suyu döküveririm burada başından aşağıya. Git kendi rızanla banyonda güzel güzel yıkan. Hadi kalk. Kalk. Bırak. Kalk. Sana bırak. Kalk bakayım. Kalk. Ya bırak. Ya tamam ya tamam. Kene gibi yapıştın bana. Benim derdim bana yeter zaten. Seninle mi uğraşacağım bir de ya? Aa. Bana bak. İyice köpürt iyice. Keselen bir şey yap. O saçına da bir şekil ver gözünü seveyim ya. Öyle yoluk tavuk gibi gezdiremem senin yanımda. O ne öyle? Benim de kendime göre bir çevrem var yani. Kızlar biliyor musunuz? Aslında biz onunla çok iyi arkadaş olabilirdik ha. Vallahi billahi. Ama and olsun. O çıksın komadan. Hiç kusura bakmayın en yakın arkadaşım o olacak. Bak yazıyor bu duvara. Ya ilk tanıştığımızda bana ne demişti hatırlıyor musunuz? Paçoz. 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 Çok sağ olun ya. Hepiniz hatırlıyorsunuz yani. Kur'an çarpsın öyle benim aklım çöplük gibi zaten kalıvermiş. Ya hepinizin içinde nasıl utanmıştım. Başımdan aşağı kaynar sular boşalmıştı. Onun yüzünden. Bir dakika bir dakika dur ben sana bir bakayım şöyle. Ya söylemezsem edemeyeceğim yani. Tamam sevmezdim. Zeliş benim can düşmanımdı ama... styling o olan böyle doğru düzgün giyinen bir kadındı ya. Bu ne ayol? Haçoz bu. Şuraya bak ya, hiçbir şeyim yok. Paçoz olmaktan başka şansım mı var benim? Ne yapacağım ben ya? Ha, dur. Sen görürsün şimdi. Kızım Yasemin. Bu nedir ya? Senin anan da mı abiyeciydi Yasemin? Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu ya. Yanarım yanarım bu kenar mahallede kaldığım ayı. Geldim. Geldim. Kızım vallahi keyfim yerine geldi ha. Geldim. Ha canım gel. Gel kuzum. Ya Yasemin ya. Ne oldu? Senden bir şey rica edeceğim ama. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum ya. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Ya diyecektim ki sen bana böyle bir iki tane şık elbise etek falan diksen olur mu? He? Ay Allah seni kahretmesin ya. Ay yüreğime iniyordu ha. Bir şey oldu zannettim. Deli tabii dikerim. Baksana hazırım zaten. Ya... Evet de işte benim biliyorsun hani elim dağarda. Şşş tamam Allah aşkına saçma sapan laflar etme. Ne istiyorsun onu söyle bana. Abiye mi istiyorsun? Gündelik kıyafet mi istiyorsun? Aslında böyle hani günlük hayatta böyle şık görünebileceğim bir kişi. Anladım ben seni dur bak. Benim şurada dergiler var. Bak şimdi bunlara bakıp bir seç. Şifon acayip moda yalnız bu sene. Sana yeşil çok yakışır. Yakışır mı sahiden? İnanılmaz. Senin Ela'ya gözlerin onları ortaya çıkarır. Bak bakayım buradan neyi beğeneceksin. Ya kadın bana hepinizin içinde paçoz dedi ya. Rezil etti beni. Ben paçoz muyum sahiden Yasemin? Ay kıyamam sana. Sen Emel'e taktın değil mi kafayı? Kızım ben sana demedim mi? Bu delidir, manyaktır. Bir de tabii onların kudretli daha yani şimdi o laflara girmeyeyim de... Kıskanç. Sana bilerek laf sokuyor. Uyan sen de. Hadi şuradan kıyafet seç. Hadi. Belki de kadın doğru söylüyordur. Ne bileyim. Baksana halime. Kızım ne var halinde? Ya biz evde böyle şey mi? Abiye abiye şıkır şıkır mı giyiniyoruz? Ne bulsak onu giyiniyoruz. Bak ben de bunu giydim işte. İyi de işte. Eskiden gençtim, güzeldim. Kendime yakıştırıyordum böyle bir şey giydiğim zaman. Ama şimdi çoluk çocuk tabii iyice saldım kendimi. Gülşah sen meczup oldun ha. Gençtim, güzeldim, gençtim, güzel. Manyak mısın, nesin ya? Aa, divane midir, deli midir? Bak, bana bak, ben varım burada.
Sana bir elbiseler yaparım, benim reklamımı yaparsın. Vallahi bak, demin hayıflanıyordum zaten. Mahalle terzisi oldum diye. Ay gerçekten mi? Kızım gerçekten ya. Allah Allah. Canımsın. Aa. Gülşah. Ne bu böyle kız? Uvertür mü çıkacaksın? Anlamadım. Kızım sen manyak mısın? İnsan gündüz günü bu dansöz kıyafetiyle sokağa çıkar mı hiç? Ne bu böyle? Parıyor mu bu? Ay! Kız ben seni ilk gördüğümde sana paçoz dediydim ya. Vallahi az söylemişim. Ay inanamıyorum. Ay, bir kere bunu çok ünlü bir modacı dikti, tamam mı? Ay belli belli. Seni resmen maymuna çevirmiş. Vallahi bak gözümün önünde açtı moda dergisini. Modelini oradan çıkardı. Üstelik bu renk çok moda bu yıl. Ay kusura bakma arkadaşım. Ben demek ki modayı takip edememişim kız bu yıl. Cahil kalmışım biraz, kusura bakma. Moda demişken hani diyorlar ya moda kurbanı oldu diye. Aha hangi sivri zekalı yaptıysa bunu bildiğim moda kurbanı olmuşsun sen. Dur bakayım dur. Dur Allah aşkına dur. Seni şöyle fotoğraflayayım da sosyal medyada rezil edeyim. Seni Türkiye'ye eğlensin kız. Ya git kendine eğlenecek başka bir şey bul Emel ya. Gülşah. Ya ayıptır ya. Kendine zengin koca bulmuşsun. Canın ne isterse aldırıyorsun. Böyle marka marka giyiniyorsun. Benim param yok. Bir de utanmadan dalga geçiyorsun. Kız deli. Stylingin, modanın, zevkin parayla pulla ne alakası var? Paçoz. Bak bir daha bana o lafı edersen çok fena olur Emel. Fıtmış. Tabii ki parayla pulla alakası var. Paran varsa kürkün konuşur. Bana bak kız. Sen böyle biraz saf bir şeysin ya. Kül kedisi seni. Ben galiba içten içe az biraz seviyorum yani seni. Diğerlerinden ayrı tutuyorum seni. Bana bak ben sana bir şey söyleyeceğim ama söz vereceksin bana, kimseye söylemek yok. Tamam. 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 Anlaştık. Hadi bakayım gel benimle. Ay. Ay bunu nasıl gideceğiz neyse. İşte geldik. Benim büyük sırrım. Hadi canım sen buradan mı alışveriş ediyorsun? Aa tabii. Ne zannettin kız? Bak. Misal. Aa bak. Mis gibi hırka. Sana modellik edeyim dur. Bak şimdi bak. Nasıl yakıştırıyorum örnek al. Aa çok güzelmiş. Kaç para peki? Kaç paraymış bak bakayım. Aa 5 lira. Ya. İnanmıyorum ya. Ya bırak Allah aşkına Emel, beni mi işletiyorsun? Ben seni kaç kere alışverişten dönerken gördüm. Böyle elinde pahalı pahalı markaların alışveriş poşetleri vardı. Kız sen hakikaten saftiriksin kız. Kızım ben bunları buralardan topluyorum böyle 5 liraya, 10 liraya. Ondan sonra o büyük mağazaların, markaların poşetlerine koyuveriyorum. Yani ele güne karşı şey olsun diye, anladın mı? Ama bak, yalan da değil. Neden biliyor musun? Bak şimdi, bunların böyle ufak kusurları var. Marka gördün mü? Etiketleri kesik. Bunları böyle ucuza satıyorlar burada. Bak. Ah. Al mesela bak fıstık gibi bluz. Ay çok güzel bu. Ya. Dur. Aha. Vallahi kız çok şanslısın, altının eteği de var. Kızım sen bunları dene, şahane. Bak. Aa bak bu da çok güzel Gülşah. Emel o da çok güzel, onu da deneyeyim mi? Dur dur buna sılanma. Bu benim stilime daha uygun, gördün mü? Canlı bir şey. Gel hadi deneyelim bunları. Hadi kız. Deneyelim. Hadi. Bu da güzel. Yürü. Hadi. Ay yaşa sen ya. Kız. Gülşah. Kızım. Bayıldım. Resmen var ya kapak kızı. Hadi canım. Yemin ederim kapak kızısın sen. Dön şöyle bir. Dön 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 dön. 41 kere maşallah. Çok güzelsin ya. Şu yalnız tek kusurum var. Şu çantayı böyle tutma. Diyorlar ya burada tutulmaz bu böyle tarz diye. İndir onu. Böyle. Bakayım. Bızımlasın. Kaç para verdin ama? Çok para mı harcadın? Yok ya. Yemin et. Vallahi değil. Ucuzdu bayağı. Kız iyi ki paraları vermişsin. Kocan alıyor ki giyiyorsun. Tak takıştır, sür sürüştür. Sana paçoz diyenler utansınlar. Utansınlar paçoz diyenler.
Kız Yasemin, sen aklın sıra oradan yırtına yırtına bana mı laf çarptırıyorsun? Kız komşu orada mıydın sen? Vallahi yeni gördüm. Ben bilakis arkadaşımın güzelliğini ifşa ediyorum. Şuna bak şuna. Audrey Hepburn değil de nedir bu? Bakayım. Yok kız. İltifat ediyorsun bence. Abartma. İdare eder. Şuna bak. Paço, Superman Titan'ı gitmiş. Giymiş yürüyor çingir çingir. Kız, papucumun stylingi. Papucumun stylingi bu. Sana dua edeceğim ama dur. Bismillahirrahmanirrahim. Nazar duası. Emel bana paçoz deyip kalbimi kırmıştı ama aslında çok da önemli bir şey öğretmişti. Ya bir kadın şık görünmek istiyorsa asıl ihtiyacı olan şey para değil. Vay be. Bakar mısın? Bize diyordu ki bir de pahalı pahalı markalardan giyiniyorum. Kız iş portadan giyiniyormuş ya bu. Pes. Aa bak komadan çıkarsa sakın bir şey demeyin ha. Bana sır olarak verdi bunu. Yok canım. Ölmez de sağ kalırsa ben niye söyleyeyim onu? Hele bir kendine gelsin o. Şöyle dikelsin bir karşımıza dursun. Zevkli kadındı ama. Yani şimdi böyle avazım çıktığı kadar bağırmak istiyor. Girip içeri böyle omuzlarından sallayıp kendine gel. Gücünün farkına var, yaşayacaksın falan diye bağırmak istiyorum. Kız canıyla uğraşıyor. Sen de gidip azarlayacak mısın onu? Bravo doğrusu Elif sana, bravo. İşe yaramıştı. Zamanında aynı şeyi Emel bana yapmıştı. Hatırlayın kemoterapi zamanı. Bana destek oluyordunuz ya, o başka bir şey yaptı. Geldi böyle tuttu beni, sarstı. Gücümü fark etmemi sağladı. Bağırdı ve ben de işe yaradı bu. Bir Emel ilgisiz görünmüştü ama en büyük yardımı o yapmıştı bana. Merhaba. Hoş geldin. Ben dışarıdayım hayatım. Nasılsın? Fena değilim. Aynen. Bak. Geçen gün öyle bir film geveliyordun ya ağzında. Ben de çarşıya çıkınca gözüme ilişti öyle. Alıvereyim dedim. Sağ ol. Kemoterapiden sonra halim kalırsa izlerim. Ne kokuyor bu ev ayol? Çok çirkin bir şey kokuyor ya. Ne yaptınız? Kurşun mu döktünüz burada? Elifciğim, yemeğini hazır canım. Yağsız pirinç pilavı, haşlanmış lahana, rendelenmiş turp. Lahana kokuyormuş. Bence bir de tatlı olaraktan keçi boynuzu vereydin kadının eline. Yemekten sonra kemirirdi. Emel'cim bunlar sağlıklı yemekler. Nermin yastığı arkama koyabilir misin? Tabii canım, bir vereyim. Ay. Elif'ciğim, benim evde birkaç işim var. Onları yapayım hemen geleyim, olur mu? Sonra kemoterapiye birlikte gideriz. Tamam şey, çorabımı giydirebilir misin gitmeden? Tamam canım. Ay. Ay, ay bırak Allah aşkına ya. Ah, vallahi içim sıkıldı ha. Bana bak sen git artık vitrinini mi kırklıyorsun, çamaşırlarını mı kaynatıyorsun? Bir meşgale bul kendine. Ne bileyim halının saçaklarını falan fırçala. Yani bana böyle fenalık geldi. Vallahi yaşam sevincimi aldın götürdün Nermin. Peki o zaman ben daha sonra gelirim. Bana bak gözünün üstünden ayırma sakın. Hadi görüşürüz kızlar. Eşek kadar kadın. Bana bak kalk. Kalk 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 kalk. Olmaz böyle bu. Bu neymiş ayol? Kalk. Nereye, kemoterapiye var da. Yahu tamam kemoterapiye birlikte gideceğiz zaten. Ama ondan önce daha önemli bir yere gideceğiz. O çok mühim. Hadi kalk. Hadi. Nereye gidiyorsun? Al çorabını da. Giy kendin. Hadi bakayım. Hadi. Oh. Ne güzel deniz havası. Ya niye geldik biz buraya Emel? Yani güneşe kandık çıktık buz gibi havada. Zaten kanserim, üstüne grip olacağım. Senin aklına uydum yani, donuyorum. Ay Elif, yıprattın beni. Bık 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 bık. Bir söylenme yahu. Biliyorum kansersin. Zaten bence biz hazır buralara kadar zahmet etmişken sen atla. Neye atlarım? Ya atla diyorum, yekten atla yani. Atla, sen de hakkın rahmetine kavuş, huzura er. Biz de kurtulalım yani bu dertten.
Çok güzel bir eşek şakası. Bu da uğraşamayacağım Emel'cim ben seninle ve komik oyunlarınla. Zaten kanserim ve onunla uğraşıyorum ve yeterince başım dolu. Böyle şeylerle vakit kaybedemeyeceğim. Bunun için mi getirdin beni buraya? Kızım eşek şakası falan değil. Oyun da oynamıyorum. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Madem sen savaşmayacaksın bu illetle, madem bu kadar söyleneceksin, bizi de bıktıracaksın bundan, atla gitsin ya. Savaşıyorum ben Emel. Nasıl savaşıyorsun Elif Allah aşkına? Gördüm ben, o nasıl bir savaş? Nermin, lütfen yastığımı düzeltir misin? Çoraplarımı da giydirir misin? Patiklerimi tak. Bu nasıl bir savaş ya? Gücüm yoktu onda. Nasıl gücün yok ya? Elif, bana bak. Bak bunu da kolay kolay kimseye söylemem. Yaz bir kenara. Sen benden bile güçlü bir kadınsın ha. Vallahi bak ciddi söylüyorum. O eskidendi. Ne demek kız eskidendi? Arkadaşım, bak sen aynaya bakınca o şekilde hissetmiyor olabilirsin ama senin içinde müthiş bir güç var. Vallahi bak o küçük senin ufaklıklar var ya, o canavarları büyütmeyi o çekilerle ben bile uğraşamazdım yani. Sen süper güçlü bir kadınsın. Şimdi sen o gücünü yeniden toplayacak, savaşacak mısın? Yoksa vaz mı geçelim? İki tane yolun var. Ya vazgeç, ya giden atla. Ya da savaş yani bununla. Duydun mu beni? Dört çocuk büyüttüm, güçlüyüm ben. Evet. Güçlüsün tabii kız. Alt edersin sen bunu. Yalnız azıcık tipini kaydırdı yani bu hastalık senin. Şaka şaka. Hadi bakayım gel benimle. Ben seni sürpriz bir yere götüreceğim. Nereye? Görürsün şimdi nereye. Emel çok alemsin. Kemoterapiden önce kuaföre gidin hiç duymamıştım. Aa, kız artık bu devirde millet doğurmadan önce gidiyor. İlk önce botoksunu yaptırıyor. Profesyonel makyaj yaptırıyor. Ondan sonra da fotoğrafçı tutuyor ayol. Albüm yapıyorlar böyle. Hadi. Bak ya. Hayat nerede kaldınız ya? Öldüm meraktan. Bu ne güzellik böyle. Ne yaptın bakalım sen kendini? Ya değil mi? Tanıyorum. Nereye gittiniz bakalım? Bana iyi gelecek bir yere diyelim. O zaman bu sana iyi gelen yere her kemoterapi öncesi gidelim ya. Ben de öyle düşünüyorum. Aa bence de. Artık takacaksın eşini koluna, önce güzellik merkezine, oradan kemoterapiye. Çocuklar da artık bende. Vallahi çok iyi fikir ya, harika olur. Hadi hemen gidelim. Şu düğmeyi ilikleyeyim ama. Aa. Ben hallederim, benim kolum tutuyor. Ayrıca güçlü bir kadınım ben. Her şeyi yapabilirim. İyi, hadi gidelim o zaman. Çıkalım. Çocuklar sana emanet. Tamam, tamam. Oh. Kemoterapi günü başlasın. Hadi bakalım. Neredesiniz çakiler? Kötü değilsin değil mi hayatım? Midem bulunuyor birazdan. Bu ne? Bilmem. Çocuklar bende, siz keyfinize bakın Emel. Ay Allah'ım ne gün yaşattı bana ya. O gün ona o kadar sinir olmuştum ki meğer niyeti başkaymış. Ay Emel, şöyle zıpkın gibi dikil karşımıza Emel. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Yo yo. Kazanacak o bu savaşı, ben eminim. Emel benim hayatta gördüğüm en güçlü kadın. Bir kazaya mı pabuç bırakacak? Hayır. Savaşacak, yenecek. Böyle çıkacak buradan, mahalleye gidecek ve hepimizi deli etmeye devam edecek. Unutacağız bu anları biz hepimiz, ben biliyorum. Çok şükür normale döndü. Şimdi böyle konuşuyorsunuz ama vaktiyle mahalleyi dar etmiştiniz zavallıya. Sizin yüzünüzden çekip gitti kızcağız. Kocası buraya taşınmak için ısrar etmese döneceği yoktu. Macide abla, şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Hiç de öyle değildi Emel eskiden. Panter gibiydi, bayağı kurt gibiydi. Allah Allah. Ya Sinan'la nişanlıyım diye Sinan'a yutturdu neredeyse hafızası kaybolduğunda. Aa. Doğru söylüyor vallahi. Önüne gelinin kocasına sarıyordu yani. Kızlar bak size bir şey söyleyeyim. Şimdi ayağa kalksın bu.
Yavuz'la da evli olmasın bir de. Yemin ederim doktordan başlar. Muhasebeci, röntgenci, bilmem ne, kablocu. Sıradan geçirir hastaneyi. Yalan değil, bilmiyor musunuz siz de? İnsanın adı çıkacağına canı çıksın demişler. Ay pardon, özür dilerim. Pardon? Emel'in sadece adı mı çıkmıştı? Yapma, dürüst olalım. Hapishanedeyken Altay'a bile musallat olduğunu sanmıştım. Yapma, hapishanede değil herhalde, değil mi? Ay sen nereden öyle evhamlandın? Hapishaneye, cezaevine görüşmeye gittiğim gün Altay'a... Hayatımda ilk defa gittiğim bir yerdi. Her şey o kadar korkutucu geliyordu ki bana. Çok affedersiniz, eşimi nasıl görebilirim acaba? Şuraya geçin. Seninki neden düştü? Bir adamı beş yerinden bıçaklamış. İnşallah mahkemede salıverirler. İnşallah. Seninki? Bir bavul dolusu uyuşturucuyla yakalanmış. Millet tırla götürür, bir şey olmaz. Talihsizlik işte. Geçmiş olsun bacım. Senin kimin içeride? Ben... Ay, cinayet mi yoksa? Benim... Kapıdan dönüp gittim. Onca katilin, uğursuzun arasında Altay'ı görmeye dayanamazdım. Memur Bey, çok affedersiniz. Acaba diğer mahkumlardan ayrı başka bir odada kocamla görüşmem mümkün mü? Şöyle bunlarla, çiçeklerle donatılmış bir odaya ne dersiniz? Mum ve çiçeğe gerek yok, inanın. Hanım, burası otel değil, hapishane. Siz de diğerleriyle aynı yerde görüşeceksiniz. Yok, giremem ben oraya. Ben en iyisi para bırakayım, çıkayım. Siz bilirsiniz. Zaten dün de geldi ziyaretçisi. Kimin? Altay'ın. Altay'ın benden başka kim ziyaret edebilir ki? Orasını ben bilemem. Ama iki aydır aynı kişi her ziyaret günü gelir. Kimmiş o? Bir bakayım. Vallahi inanın, buraya bir geldim mi bir daha mahallemizden ayrılmak istemeyeceksiniz. Zaten evi gördünüz, çok güzel. Ay bir de komşularımızı görseniz. Bağımlılık yapacaklar vallahi, bak o kadar olur. Emel? Bak mesela, misal adeta komşum değil kan bağım varmışçasına. Nasıl geliyor böyle sevgiyle üstüme üstüme. Evet, o zaman tamam, biz araşalım. Siz fikrinizi söylersiniz. İyi günler, iyi günler. Bana bak Nermin, bugün bana bulaşma. Şu evi gösteriyorum, işim var. Lütfen yani. Altay'ı cezaevinde ziyarete gitmişsin. Hem de bir değil, iki değil. Pes yani, pes yani. Sokaktaki adamlar bitti, cezaevindeki adamlara dadanmaya başladın. Kız üstüme iyilik sağlık. O ne demek dadanmak filan? Allah Allah, ben ne yapayım senin baklava dilimi desenli çorap giyen kocanı? Tövbe yarabbim ya. İçeriye düşen bir tanıdığımız vardı senin sepet işinden. Onu ziyarete gitmiştim. Gitmişken Altay'ı da bir göreyim dedim yani, o kadar. Senin neyine gerek Altay'ı cezaevinde ziyaret etmek? Kız, adamcağız yazık, kelaynak gibi bırakmışsınız orada. Ne gelen var ne giden var. Adamcağız yüzyıllardır eşinin dostunun yüzünü görmüyor. Kurumuş kalmış adam. Allah'ım yarabbim ya. Yani... Sayenizde dışlanmak nasıl bir duygu çok iyi bildiğim için adamcağıza empati yaptım, bir göreyim dedim. Esas bana hesap soracağını sen bir söylesene. Sen niye kocanı hiç ziyarete gitmiyorsun Nermin? Ben fırsat bulamadım. Ya bundan sonra ne canım? O ne demek kız, fırsat bulamadım filan? Allah Allah. Kocan dama düşmüş, üstüne üstlük senin yüzünden fırsat bulamamışmış. Tövbe yarabbim tövbe. Kızım, o adam da mı düştüyse senin yüzünden düştü. Bir nevi yani. Adamcağız boşu boşuna babasının hayrına itiraf etmedi herhalde suçunu. Sırf seni sevdiği için. Git de arada bir adamcağızın yüzünü gör. Günahtır. Emel, benim bazı takıntılarım var. Böyle birçok suçlunun olduğu bölgelere giremiyorum. Ürkütücü geliyor bana. Ay vah vah vah. Bak şimdi çok üzüldüm Nermin. Kız başlatma takıntına. Git de adamın azıcık yüzünü gör, yüzünü. Adamcağız orada yapayalnız kurumuş kalmış. Yazık, günah. Puh. Rezil. Yazıklar olsun senin gibi kadına. Utanıyor musun? Nedir kocandan? Allah'ın cezası. En kısa zamanda ziyaretine gitsem iyi olacak. Ah.
Ermin. 6 ay. Nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Bendeki de soru işte. Sanki buranın korkunç bir yer olduğunu bilmiyormuşum gibi. Nereden bileceksin sen? Daha önce hiç geldin mi? 6 ay bana kızmakla yerden göğe kadar haklısın. Suçunu itiraf edip cezanı çekmek için ben zorladım seni. Keşke yapmasaydım. Yok. Sen sadece işlediğim suçun sorumluluğunu almam gerektiğini hatırlattın. Haklıydın da. Senden büyük bir fedakarlık istedim. Sonrasında da üstüme düşen görevi yerine getirmedim. Seni yalnız bıraktım. 6 ay. Beni affedebilecek misin? Nermin. Çıktığımda yanımda ol, olur mu? Bunu şimdiye kadar kimseye anlatmadım. Yaptığımdan öyle utanıyorum ki. Yani benim yapmam gereken bir şeyi o beğenmediğim Emel yapmıştı. Cezaevinde Altay'a destek olmuştu, moral vermişti. Yavrum kendini suçlama. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Yalnız size bir şey söyleyeceğim kızlar. Şu beğenmediğimiz kırtıpiyoz Emel. Görüyor musunuz bizi ne kadar üzdü? Yani onun kıymetini anlamadık hep birlikteyken. Böyle ölüm döşeğine düştüğünde görüyor musun ya? Çok acayip dünya. İnsan ölmek üzereyken ne düşünür? Bir kez daha yaşama şansı olsa acaba ne yapmak ister? Güneşin doğuşunu izlemeyi mi? Denizin mavisini görmeyi mi? Mesela çıtır bir simitin kokusunu. Balkondan halı kilim silkelemeyi. Hatta dedikoduyu. Emel, canım. Bak sana çok güzel hikayelerim var benim. Bana bak, bu üst sokaktaki fitnat yok mu? Ben sana fitnat diyorum ya. Senin isim anan işte. Kızım, onun evinde bir kavga çıktı. Allah'ım, kocasıyla ikisi saçlarını böyle çekerek. Kocası geldi. Yani ben misal veriyorum sana. Daha ballandıra anlatıyorum yani. Kız senin gibi anlatamıyorum ben ama bak sen dedikoduyu müthiş anlatıyordun. Ah kardeş. Emel çok özledim seni Emel. Yalnız sana bir şey diyeceğim. Doktorlar senin fişini çekmek istemiş. Ama senin yeni koca asla demiş kat'a zinhar. İster demiş 1 ay yatsın, ister demiş 5 ay yatsın, 5 sene yatsın, makineye bağlı olsun. Ne demiş biliyor musun? O benim uyuyan güzelimdir demiş. Düşünebiliyor musun? Adam sana uyuyan güzel demiş. Çok güzelsin. Emel. Yasemin sen burada mıydın? Buradayım canım, buradayım. Sinan'dan da alışığım ben. Bitkisel hayatta böyle şey oluyor. Moral oluyor benim anlatışlarım. Öyle kalktı ayağa. Darısı bunun başına, darısı kardeşimin başına. Kalk hadi kalk. Nasıl? Var mı bir gelişme? Yok, var. Var. Canım, bugün yarın kalk araya. Tay Emel, tay. Emel, canım. Sen şimdi bana inanmayacaksın ama seni çok özledik. Yani sensiz mahallenin tadı tuzu kalmadı, inan. Yasemin, benim 6'ya da çıkmam lazım. Sen burada mısın? Ben biraz daha buradayım canım. Hadi görüşürüz. Emel,
Senin kocan bir pejmurde olmuş, ay yaş olmuş, berduş olmuş. Kız kendini eve kapatmış, çıkmıyor. Kapıyı çalıyoruz, çıkmıyor. Bugün yine gideceğiz ama mahallecek. Bir çiçek, bir kolonya götürelim diyoruz adama. Emel'im, görüşürüz tamam mı? Ben Fitnat'la ilgili gelişmeleri sana anlatırım. Hadi canım benim, hadi. Ay ipek gibi teni Kur'an çağırsın. Hadi görüşürüz canım benim. Hadi. Kızım güçlü vursana şuna yumruklan. Yok açmıyor işte. Açmıyor. Çekil bir de ben çalayım dur. Gel. Yavuz Bey! Yavuz Bey! Yavuz Beyciğim, bizi duyduğunuzu biliyorum. Kapının arkasındasınız. Öyle hissediyoruz hepimiz. Bakın ben hastaneden geliyorum. Ya Allah bin kere razı olsun, siz Emel'in fişini çektirmemişsiniz. Biz de işte teşekkür babında geldik buraya, fişi çektirmediniz diye. Yavuz Beyciğim! Yavuz Bey! Açmıyor. Ah! Yavuz Bey! Yavuz Bey! Yavuz Beyciğim ya Allah aşkına! Kızım perdenin arkasından beni görünce şak diye kapattı. Niye acaba? Ay adamın yüzü limon, limon. Bitmiş, bitmiş. Hayır, yalnız kalma isteği anlaşılabilir bir şey ama ya bari iyi olduğunu falan bilseydik ya. Ne de olsa Emel'in emaneti o bize değil mi? Aslında böyle nöbetleşe kapısına gelmemiz lazım. Ya açmasa bile böyle vurup biz buradayız demek lazım adama hakikaten. Tabii tabii. Emanete hıyanete girer bizimki yapmazsak. Hmm. Bir de nedir o sabreden, sabırlı olanlar. Neydi o laf ya? Anladınız. İşte ona benzer bir şeydi ama haklısın. Doğru söylüyorsun. Yalnız benim işe gitmem lazım. Kız benim burada ne işim var? Benim de işe gitmem lazım. Ben de Nermin'le büyük bir düğün siparişi aldım da ona gitmem lazım. Tamam da hepiniz bana bakmayın şimdi. Benim işim yok ama ben de ahşap boyama kursuna başladım yani. Marangozluğa mı başladın? Marangozluk değil canım. Belki ilerleteceğim ahşap boyamayı. İnceliklerini öğreneceğim. Dükkan falan açarım. Belli olmaz. Kız bak çok iyi düşünmüşsün ha. Evde öyle durmaktansa boş boş. Boş değil tabii canım. Çamaşırı var, ütüsü var, bulaşığı var da. Zanaat bu. Eline altın bir bileziktir bu. Para kazanırsın. Ha yani. Biz niye burada bunu tartışıyoruz ki? Ben Sinan'a söyleyeyim. Ya da istersen sen de söyleyebilirsin Yasemin'ciğim. Yok canım yakışık almaz. Sen de. Sık sık Yavuz'a uğrar, onu kontrol eder. Ama kapıyı böyle bayağı gürül gürül çalsın, mıyıl mıyıl çalmasın. Onu biliyorsun yani. Ha. Bana düşmez, bana ne? Aranızda çözün de. Güçlü çalsın kapıyı yani. Ben de bir makarna yapayım peynirle. Adamın içi açılır. Bence yeterince acı çekmiştir diye düşünüyorum Yavuz Bey. Ha? Bir dakika, bir dakika. Ne demek istedin sen? Yok yok, bir şey demek istemedim. Dedin bayağı. Yok vallahi yorulma diye ben şey... Sen çok yoğunsun ya bu aralar, onun için söylüyor. Yani ayrıca senin bir şey yapmana da gerek yok. Ben hemen iş yerinden bir şeyler gönderirim. Sinan'la götür işte Sinan'la. İyi işte ya bak öyle bakma ya. İyiliğin için söylüyorlar, iyi niyetle söylüyorlar. Değil mi Elif? Hadi Kudret çoktan işe gitti. Sen de geç kalacaksın hadi. Evet evet hadi. Ben geç kalırım. Hadi görüşürüz. Elif, hadi. 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 Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Terbiyesizlere bak. Yavuz, Sinan ben. Yavuz, içeride olduğunu biliyorum. Aç kapıyı, Sinan ben. Yalnız kalmak istiyorsundur kardeşim biliyorum ama merak ettim seni, bir göreyim istedim. Gördün işte. Suzan yiyecek bir şeyler gönderdi sana. Açsındır şimdi. Hazırlayayım ben, koyayım mı? Yemek istemiyorum.
Zor tabii kardeşim. Kötü günler yaşıyorsun. Geçecek ama. Sen de biliyorsun atlatacaksın. İşte herkesin başından geçiyor. Ben de çok kötü günler yaşadım Yavuz, inan. Sen hiçbir halt yaşamadın. Şimdi beni anladığını söyleyeceksin değil mi? Sakın söyleme bunu Sinan. Sakın! Yok, ben yardımcı olayım diye. Sen bana yardımcı olamazsın Sinan! Benim yaşadığım acıyı da anlayamazsın. Defol git evimden. Suzan'la yaşadığın mutlu hayatına dön. Tamam kardeşim, haklısın. Anlayamam ben yaşadığın acıyı. Geldim. Gelsene Sinan, gel. Ne haber? İyidir. Oğlum baban geldi. Ütü yapıyorum da. Fişe takılı, gel. Gel gel. Perdeleri mi değiştiriyorsun? Yok canım, okulun perdeleri. Bunlar kısalttım azıcık boylarını. Birazdan da okula götüreceğim alıp. Hepsini? Ha. Zor olmasın sana. Benim arabayla git istersen. Yalan. Ay. Vallahi nezaket yapıp hayır demeyeceğim. Ne nezaket? Aramızda nezaket mi var? Ay çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti bu. Dikkat et ama. Aa, dikkat benim göbek adım, bilmiyor musun? Tabii canım, bilmez miyim? Oğlum baban geldi. Yavuz'a uğradım dün ben. Açtı mı kapıyı? Zor oldu ama açtı. Yazık adama ya. İyi değil adam ya. Çok içiyor. Ay yazık. Biraz sohbet edelim dedim. Neredeyse kavga çıkaracaktı. Niye sana saldırıyor? Senin ne suçun var ki? Suzan'la mutlu hayatına geri dön deyip kovdu beni. Allah Allah. O ne demek ya? Aslında anlamak lazım adamı da. Şimdi karısı bu haldeyken karşısında mutlu bir çift görmek istemiyordur belki. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne dedim ki şimdi ben? Tamam, ben giderim. Ben giderim adamı ziyarete. Birey birey bana kapıyı açar. Hayır hayır, ben onu demem. Yok tamam, Allah aşkına, ben anlayacağımı anladım. Zaten Emel... Öyle sokağın ortasında yatarken o kazayı geçirdikten sonra çok kafamda muhasebesini yaptım bunun. Nasıl darma duman bir aile olduk. Nasıl bu hale geldik, şu hale bak. Oğlum baban geldi. Biz elimizden geleni yaptık Yasemin. Ha yaptık, evet. Oğlum! Baban geldi diyorum. Baba! Oğlum! Acıktın mı? Karnımızı doyurmaya gidelim mi? Tamam. Sıdım. Hadi biz gidiyoruz. Hadi afiyet olsun size. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Montumuzu da alalım. Hadi bakalım. Merhaba Yavuz Beyciğim. Nasılsınız? Sağ ol. Allah iyilik versin. Ben size sarma sardım. Kendi ellerimle yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Alım çıkmış 9'a inmez 8'e. Siz denilenlere asla inanmayın. Vallahi güzel yemek yaparım. Bir de sıcak yufka böreği yaptım. Teşekkür ederim. Bir tane atsanız ağzınıza. Leblebi gibi şöyle. Allah aşkına gözümle göreyim ben. İçim rahat etmez. Süzülmüşsünüz, ne olur. Yasemin. Vereceğim. Vallahi. Vereceğim. Vereceğim. Yasemin, şimdi aç değilim. Sonra yerim. Tabii canım. Çayla daha güzel olur bu, değil mi? Çayla iyi gider. Ya ben çok severdim Emel'i. Hayır, hırlaşırdık, gürleşirdik ama... kalpten severdik birbirimizi. Nasıl oldunuz şimdi? Nasıl hissediyorsunuz? Neler geçiyor içinizden? Yasemin, benden ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Ne isteyeceğim Allah aşkına? Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur değil o. Öyle değil. Dertler derya olmuş. Ben de bence o değil o şarkı. İnsanlık öldü mü be? İnsanlık öldü mü? Geç Yasemin. Nem 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 nem.
İstiyor mu canınız? Hayır. Nasıl istemiyor ya? Çok güzel olmuş ama. Bir tane atayım ağzınıza Allah aşkına. Hayır, istemiyorum Yasemin. Emel nasıl oldu? Allah aşkına dökün içinizi. Ağlamak falan geliyor mu? Ha? Ağlayın mı açılırsınız vallahi billahi. Doktor. Bitkisel hayattan çıkmasının zor olduğunu söyledi. Vah 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 vah. Neyse çıkmayan candan umut kesilmez tabii. Ah. Ben de evi satmaya karar verdim. Evi bu evi mi? Niye? Hatta bugün bir emlakçı gelecek. Eve değer biçmeye. Evden gelecek parayı Emel'in iyileşmesi için harcayacağım. Küçücük bir umut olsa bile her şeyimi bu uğurda harcayacağım. Çok iyi bir insansınız yemin ederim. Ama hepsini ona harcamayın. Biraz yastık altı yapın. Vallahi Emel de istemez öyle sizin dımdızlak kuru bakla gibi kalmanızı. Yasemin. Ben bu hayatta değer verdiğim her şeyi kaybettim. Evet, 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 evet. Bundan sonra olacaklar da önemli değil. Benim için gelecek yok artık. Yarın yok. Ben bunları götüreyim içeriye de atarsınız ağzınıza. Vereyim mi bir tane giderken? He? Yok. Hayır. Yazık adamcağız ya. Yavuz Bey! Çay koyayım mı? Hayır, içmem. Makineye çamaşırları atayım mı? Hayır, gerek yok. O zaman ben bir ortalığı toplayayım. Çok dağılmış çünkü. Hayır. Yalnız kalmak istiyorum. Lan nasıl dağılmış burası ya? Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Silah mı bu? Allah'ım. Kendini vuracak bu adam. Çanta da hazırlamış. Yok 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 yok. Hadi kalk çay içmeye gidelim biz. Bayağı sahilde yürüyelim bir açılalım. Hadi oksijen. Yasemin sen işe geç kalmıyor musun? Yok canım. Ben bir telefon ederim derim ki ben hastayım. Allah aşkına ya. Komşu komşunun külüne muhtaç. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Laf buydu. Kapıda hatırlamadım ya komşuluk lafı. Bak. Kabalık etmek istemiyorum ama yalnız kalmak istiyorum. Emlakçı gelmiyor mu? Geliyor. Yalnız falan kalmayacaksınız. Ben burayı temizleyeyim. Kesinlikle. Hayır, hayır, zinhar. Mutfağı zaten şeye götürüyor. Ne yapayım ben, ne yapayım? Ben bu silahı buradan alırım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay burada ilaçlar var. Yutmasın bu. Bunları yutar bu. Ben bunları alayım. Çok dağılmış ortalık. Hemen topluyorum. Siz orada istirahat buyurun efendim. Ay tabii kadın eli şey olunca bunlarla bunu bir şey yapmaz. Bu kravatla boğar mı bu kendini? Boğar mı boğar kız? Koy sepete. Koy koy Yasemin. Kemer. Ay yok. Koy 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 koy. Bu ne be? Tövbe bismillah. Ayakkabıyı niye dolaba koymuş bu? Kız bu kendini böyle mi yapacak? Dolapta kalacağına sepette kalsın. Deme lazım. Üzülürüm sonra. Ay tertemiz oldu yalnız buralara. Çok güzel hallettim. Hadi bismillah. Ay, artık. Yavuz Beyciğim ben her tarafı temizledim. Ha bir bura kalmış. Aman canım. Burayı da ne yapacak emlakçı? O kadarı kadı kızında da var. Zaten bekarsınız. He? Ay yok yok. Bir şey söyleyeceğim. Telefonunuzu hemen yanınıza koyuyorum. Bir keder meder küçücük bir şey hissederseniz bir telefon bana. Tamam mı?
aklım kalmasın ne olur ya. Dolmayı ağzınıza atın. Leblebi gibi Kur'an çarpsın. İki tane yedim ben. Alo Sinan. Ay Sinan, Yavuz Bey'e gittim ben bugün. Ay adam mahvolmuş zavallı. Bana bak, ben şüphelendim ha bunun başına bir şey gelmesin. Yani kendi başına bir şey getirmesin daha doğrusu. Sen şey yapsan mı acaba? İşten döndükten sonra bir uğrasan iki dakika. Aa dur, polis dur. Polis ele diyor. Hadi görüşürüz, bay bay. Merhabalar, nasılsınız efendim? İyi günler hanımefendi. Araba kullanırken telefonla konuşmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Ay ne kadar haklısınız biliyor musunuz? Çok da dikkat ederim aslında. Memur bey, başımıza öyle büyük bir dert geldi ki kafa mı kaldı bende? Benim bir arkadaşım var, buralardan uzak inşallah. Kız bir kaza geçirdi, bitişler hayata girdi. Dağ gibi Emel. Ondan sonra bunun bir de kocası var, yeni evlendi. Adam da bitişler hayata girdi. Valla biraz canını kıyacağından şüphe ettik biz. Benim bir arkadaşım var mahallede. Bir telefon ettim ona. Daha doğrusu eski kocam o. Dışarı çıkar mısınız lütfen? Ha, ehliyet ruhsat mı? Hanımefendi dışarı çıkar mısınız lütfen? Niye? Ah! Ay Allah iyiniz var. Ödüm patladı ha. Polis arabadan çık falan deyince. Bu insaniyet namına bir şey. Hanımefendi arabadan dışarı çıkın dedim size. Ben ne yaptım? Niye bana silah çekiyorsunuz ya? Size arabadan inin dedim. Çok ayıp ediyorsunuz ama. Tamam çıkıyorum bir dakika. Bir dakika! Rica ediyorum indirir misiniz silahını? Öteki de geldi. Devlet bugün bana mı çalışıyor ya? Masum bir vatandaşa yapılan bu şeyi kınıyorum. Kaldırın ellerinizi. Kaldırdım! Yatıyorum! Yattım! Hanımefendi saçmalamayın ya. Kalkın ya. Kalkmayacağım! O silahlar inene kadar kalkmayın. Ne kadar ayıp bir şey ya! Normal düz bir vatandaşım ben. Bir hanıma bir kadına nasıl bir eller kalkar? Kırılsın eller! İndirin silahınızı aşağıya. Memur bey çok rica ediyorum. Yemin ederim benim değilim. O silahla milahla ne işim olur? Bakın benim arkadaşım bitişler hayata girdi. Hanımefendi karşı tarafın sesini duyamıyorum. Bir dakika susun lütfen ya. Ben de lütfen vatandaş olarak derdimi anlatamayacak mıyım? Avukatım yok, bir şey yok. Bunun da kocası... Adı neydi? Bitişler hayata gitti. Kimin adı? Yavuz. Yavuz Akdeniz diyorum sabahtan beri adamın adı. Yavuz Akdeniz'miş amirim. Evet Yavuz Akdeniz'de bitkisi şey bitti o bitkisel değil o bunalıma girdi. Bakın ben bir okul ben de ortalıkta delici, kesici, bölücü ne alet varsa aldım kaldırdım bu insanlık sepetin içine koydum. Bakın ben bir sınıf annesiyim. Sınıf annesi ne demek? Anne yarısı demek. Ben size gösterdim perdeleri de ben yapıyorum. Terziyim çünkü. Perde... Niye? Suçsuzum işte. Ben size ne dedim? Yahu benim silahla külahla ne işim olur kardeşim? Bakın Yasemin Anday diyeyim bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bana kefil olmayacak bir tane insan bulamazsınız. Açar mısın kardeşim bunu ya? Çok rica ediyorum ben vatandaşlık görevimi yapmış. Bakar mısınız izlere? Hanımefendi verdiğiniz isim silahın sahibine ait. E biz ne dedik? Ben sabahtan beri ne diyorum? İfadenizi almamız için emniyet ekmiyorum. E ben de gelmem dedim mi? Kollarım acıdı bu nedir ya? Altın bilezik takılması gereken kollarım kelepçe. Bu nasıl bir anlayış ya? Merhabalar. Yine ne var Yasemin? Sepetini takmışsın koluna. Yiyecek bir şeyler mi getirdin? Yoksa daha önce aldığın silahı mı geri getirdin? Yok. Ayakkabı bağınızı, kemerleriniz, bilumum kravatlarınız, bıçaklar. Bir de silah da vardı da onu polis teslim aldı benden. Biliyorum. Az önce aradılar emniyetten. Bir de adamlara intihar edeceğimi söylemişsin. Ne yapayım? Öyle bir intihar süsü vermiştiniz ki kendinize. Ne yapabilirim ben? İnandım ben de size. İnsaniyet namına hiçbir kötü niyetim yok. Yemin ederim. Niye yapayım zaten? Çok endişelendim sizin için Yavuz Beyciğim. Yasemin. Buyurun. Benim için endişelenmene gerek yok. Ben iyiyim. İyi değilsin işte. Senin karın bitkisel hayatta nasıl iyi olacaksın? Zaten iyi olursan sende bir tuhaflık var diye düşünürüm. Çok özür dilerim ya. Gerçekten çok özür dilerim. Eşyaları karıştırdım. Bir ton iş getirdim başına. Ama yemin ederim çok endişelendim.
Hiç kötü niyetim yoktu yani, vallahi billahi. O gece Emel'le kavga etmiştik. Büyük bir kavgaydı. Sonra Emel fırlayıp evden çıktı. Sonra o gürültüyü duydum. Dışarı koştum. Kazayı gördüm. Senin suçun değil bu. Nasıl suçum değil? Benim suçum. Her şey farklı olabilirdi. Ben başka bir adam olsaydım Emel şu an orada değildi. Şimdi şurada televizyon izliyordu. Yemin ederim senin suçun değil bu. Senin suçun değil. Bak kendine bunu yapma. Zaten feci bir kaza geçirmişsiniz. Zaten başına çok feci şeyler gelmiş. Bunun altında ezilirsin, mahvolursun. Ben bunu çok iyi biliyorum. Nasıl bilebilirsin ki? Sana bir sır vereceğim. Kimseye söylemeyeceksin ama. Biz birkaç sene önce bir kaza geçirdik Sinan'la. Bize çok şükür bir şey olmadı. Kazada bir çocukla annesi. Öldü biliyor musun? Biliyorum. Yani duymuştum. Sinan kullanıyormuş arabayı. İşte benim de sırrım bu zaten. Herkes Sinan kullanıyor zannediyordu ama ben kullanıyordum arabayı. 50'tim evde olmuşum ben. O kazayı yapınca da Sinan üstüne aldı bütün her şeyi. Sana ne kadar çok vicdan azabı çektiğimi anlatamam. Bazı geceler hiç uyuyamıyorum. Küçücük çocukla annesi geliyor gözümün önüne, o son halleri. O kadar üzülüyorum ki. Allah beni affetsin ya Rabbi. Bana bunları anlattığın için çok teşekkür ederim Yasemin. Rica ederim. Şu kadar bir yardımım olduysa ay çok mutlu oldum. Gözyaşı döktün. Rahatladın mı? Çok. Çok mutlu oldum. Bu sarı kimseye verme, tamam mı? Kıymetli benim için. Ben artık gideyim ama. Gideyim ben. Sen git. Yine gelirim ben konuşmaya. İyi ol ya. Teşekkür ederim Yasemin. Çok teşekkür ederim. Korkunç intikamların peşinde olanlar duygularını sahte bir maskenin ardında saklarlar. Peki nasıl yaparlar bunu? Topuna sahip çıkmalısın Çınar. Ya sokağa hızla bir araba girse? Neler olabilir? Annen çok üzülür sonra, değil mi?
yüzlerine kondurdukları dostane bir tebessümle elbet. İntikamlarını alacakları güne kadar. Ah Macide abla, bendeki de kadersizliğe bak yani. Tam ne güzel, yuvamı kurdum derken herifin Fenerbahçe'deki evi bile yalan çıktı Macide abla. Kız adam boğazını sıkmış. Canını kurtardığına dua et. Sen hala Fenerbahçe'deki evin peşindesin. Macide abla, boğazını sıkmak ayrı şey, Fenerbahçe'de evim var diye hava atıp yalan konuşmak ayrı şey. Zaten keşke çekeydi fişimi yani. Ben böyle parasız pozu sürüneceğim mi buralarda? Kız ölürdün, ölürdün. İşte onu diyorum ya ben de. Öleydim daha iyiydi. Ayrıca ben zaten o faturayı görür görmez öldüm yani. Kol gibi geçirmişler faturayı hastaneden. Kız, Yavuz'un evi sana kalmadı mı? Onu satarsın, parasıyla da borcunu harcını kapatırsın işte. Kız Macide abla, bir de böyle büyük bir buluş yapmışçasına söylemiyor musun? Vallahi sinir oluyorum ha. Ben nerede kalacağım? Mukavvalarda mı yatacağım? Tövbe yarabbim ya. Emel! Emel! Kardeşim! Allah'ım sana bir şükürler olsun yarabbim. Çıktın mı sen? Çıktım kardeşim, çıktım. Bak çıktım da bavulumu bile bu halimle kendimi taşıyorum, görüyor musun? Kız deli misin? Ben taşı aşk olsun Macide abla. Niye bana haber vermiyorsun kardeşim çıkmış? Ya acil olarak çıktık. Ay Yasemin, vallahi her yanım sızlıyor kız, çok fenayım. Canım, canım benim. Ben seni var ya, andolsun sırtımda taşırım. Zaten hastanede hep dedim, ben kardeşimi ayaklansın bir pamuklara saracağım, bebekler gibi bakacağım demedim mi? Diyordum. Ay yok kız, ben sana yük filan olurum sonra. Ne de olsa yalnız başına yaşayan bir insanım artık yani. Ev cihazımın kapısını kilitleyiveririm. Bir çay bir çorba kaynatırım, yanına da artık bir kuru dilim ekmek bulursam iyidir. Ay sen de iyice abarttın Emel ya. Biz ne güne duruyoruz acaba? Hı? Kızım biz neciyiz? Sen deli misin? Atla bakayım sırtıma. Dayan bana, ver bütün ağırlığını ver. Biz şimdi eve geçelim seninle. Allah. Bana bak, uvertür parçası. Gelirsem İzmir'e vallahi saçını başını yolarım senin kız. Ne demek param yok? Göndereceksiniz bana para. O sarhoş kumarbaz kocana söyle, bunca yıl ben destek oldum size, şimdi sıra sizde Ebru. Kol gibi fatura geçirdiler hastaneden, özel hastane orası. Nasıl ödeyeceğim ben onları? Ne kocası kız? Kocanın yerinde yeller esiyor. Bir tane kıytırık evden başka herif hiçbir şey bırakmadan öteki dünyaya göçtü gitti işte. Lanet olasıca. Ay canım. Evet canım. Ay evet evet. Yok yok Ebru'cum, çok sağ ol kardeşim. Siz hiç şey yapmayın, rahatınızı bozmayın canım. Hadi, hadi canım. Dediklerimi unutma Ebru. Hadi öptüm, öptüm. Canım kardeşim ya. Ablacım da ablacım diye ağlaşıp duruyor İzmirlerden. Geleyim mi, geleyim mi? Kardeş işte kardeş. Ya. Ama moral motivasyona gelecekse gelsin. Ne ihtiyaç olacak? Dağ gibi biz varız arkanda. Tabii canım, neye ihtiyacım olacak ki benim? Evim var, barkım var çok şükür, param pulum var. Canım benim. Kardeşlerim burada. Canım, ekmek doğrayayım mı içine? Ay yok yok, doğrama, şimdi kilo yapar o. Sek değil mi? Sek için. Açalsın. Kız üfleseydin. Bak bayağı üfledim. Teneke değil benim ağzım, yanar yani. Nasıl tadı? Nane attın mı sen buna? Vallahi bütün dediklerini uyguladım. Bir de taze nane koydum içine. İyi. Güzel mi? İyi. Güzel güzel, fena değil. Sevindim canım, afiyet şekerim. Aç ağzını bakayım. Geç içim yani. Aç ağzını. Yasemin kız. Ben geçenlerde bir düşündüm de. Kız sen ne halt ettiysen gelip beni vuruyor ha. Ben ne yaptım ya? Kız bir de soruyor. Daha ne yapacaksın? O psikopat herifin karısıyla kızını öldürmeyeydin, benim başıma bunlar gelmeyecekti yani. Ben mi öldürdüm Allah aşkına onları? Allah Allah, ayıp ediyorsun ama. Yani Allah'ın bir kaderi tecelli etti geldi. Kaza kaza bu. Mahkeme bile dedi ki suçsuzsun kardeşim, çek git. Allah, kader mader. Her ne tecelli ettiyse Allah'ın rahmetine kavuşuyordum senin yüzünden. Ay hiç sorma ya, Allah'ını seversen. Benim peki durumum? Adam resmen çuvala koydu bizi. Götürdü ormana, kesiyordu bildiğin. Ne biçim psikopat bir adam senin kocan ya? Kız biliyor musun? Benim yaşamam bile mucizeymiş yani. Vallahi doktorlar öyle dedi ya. Benim de. Benim de yaşamam mucize. Ama sana bir şey diyeceğim ben. Hiç kusura bakma da. Yani sen sokakta göz göze geldiğin kişiyi alıyorsun, evine getiriyorsun. Kız ne göz gözesi? Olay almış, yürümüş. Herif bana evlenme teklif etmiş. Ne yapacaktım yani? GBT'si mi sorgulayacaktım? Araştıracaksın gerekirse. GBT'yi sorgulayacaksın.
Yasemin kız. Afiyet olsun ha. Sen mi bitkisel hayattaydın, ben mi anlamadım ben bunu? Ay Kur'an çarpsın, ben dağıldım. O acılı günleri şey yaptık ya, kusura bakma. Yasemin sen hep böylesin ha. Hep rol çalıyorsun. Sürekli benim rolümü çalıyorsun yani. Yani alakası var. Al bak, siliyorum bunu da. Ben mi yiyorum, sen mi yiyorsun? Ah. Belli değil Yasemin. Aç ağzını, aç. Oh, yarasın inşallah. Oh, oh, oh. Şifa olsun, şifa olsun. Oh. Kız yavaş sil biraz. Ne yaptın? Nermin'in parkeleri olduğu gibi sistere yaptın. Ay dur. Ay bak, sistere deyince aklıma geldi şimdi. Kız bu manyak herif böyle erkenden ölmeyeydi. Şu evi bir sistere yaptıraydım, iyiydi ölmeden. Kızım ne sistresi ne parkesi, Allah aşkına canını zor kurtardın sen. Oy çok kirliymişsin, sana bayağı kirloş olmuş. Seni hamama götüreyim ben, yıkayayım orada bir kese. Ne yapayım kız, bitkisel hayatta yat yat. Tabii bütün tozu çektik. Dur kapıyı açayım, geliyorum. Temizleyeceğim şimdi seni, dur. Kızlar gelin. Emir'i temizliyorum, gelin temizlik var. Evine hoş geldin Emel'cim. Ay hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hiç böyle aynı bir şey yapma. Ay, bana de, geçmiş bana olsun, iyi misin? Bana de. Ay nasıl olayım Elif'ciğim ya? Yani ruhum ayrı, içim ayrı, dışım ayrı, her tarafım ayrı. Sızlıyor vallahi. Oh Yasemin kız, sen azıcık şöyle bir ovalasam mı, ne yapsam? Ha. Masaj mı istiyorsun? Ha. Bu iyi mi bunun derecesi? Ha. Orta. Tamam. Öyle öyle yap. Vallahi dostlar, ben şunu anladım ki para, pul, maddiyat insana hiç mutluluk falan getirmiyormuş. Bak, varlık içinde herif ümümü sıkıyordu burada. Gırtlaklıyordu beni yani. Ay, ucuz atlattın Emel. Allah'ın sevgili kuluymuşsun vallahi. Ucuz mu? Elif daha ne kadar pahalı olabilirdi ya? Herifin elinden kendimi kurtardım. Hah dedim, canımı kurtardım, sokağa atlayayım. Bu sefer de arabanın başına geçince o musibet herif çıktı karşıma. Ona böyle çarpmayayım diye direksiyonu kırınca, ay bu sefer de direğe bindirdim. Görebildin mi? Yani tanıdık biri miydi? He Nermin, bizim köyden. Görür görmez fotoğrafını çekip GBT'sinde araştırdım. Tövbe yarabbim, o tantana da. Gerçi adam da bir yerden gözüm ısırdı adamı ya. Da şimdi tabii hiç hatırlayamıyorum. Herif zaten o mendebur herif. O karşıma çıkınca tabii direksiyonu kırdım. Dan diye o direğe bindirdim. Çok şükür atlattım derken yani aynen böyle elektriğe tutuldum yani. Ay dur Yasemin yapma, hatırlıyorum, çok kötü oluyorum ya. Vallahi çok fena, çok fena. Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir yani. Böyle, böyle mi yapayım? Öyle yap, titretme kardeşim. Geç kalmasın istersen. Ha neye? Toplantım var demiştin ya Nermin. Ha sahi benim toplantım var. Emel'cim kusura bakmazsan canım, toplantım var benim, gitmem lazım. Daha sonra tekrar gelirim ben. Benim de doktor randevum var, ben de geleyim seninle. Doktor mu? Ne yapacaksın sen doktor? Ne randevusu bu? Şey aylık kontrol. Yıllık kontrol. Yıllık kontrole gideceğim şey. 6 ayda bir simir testi var ya, zamanı geldi. Ha kız, senin simirin tam mı? Eksik bir simir varsa gidip yaptıralım sana, bak önemli bu. Yok kız, bitkisel hayattayken bana mamografi yaptılar. Tövbe yarabbim ya. Ben bunu simire götüreceğim kesin. Hadi şuna bakayım da geleyim. Emel'cim bir şey lazım olursa bize de söyle, olur mu? Aydın çok sağ ol. Nermin. Kız senin ellerin hamur yoğurmaktan alışkındır. Bir arada sen yoğuruver. Bütün vücudu böyle elektrik tutulunca tabii çok fena oldum. Tabii neden olmasın? Tabii canım tabii. Hadi gidelim biz. Yani ben geldim diye mi kalktınız? Aşk olsun Macide teyze, işimiz var bizim, o yüzden gidiyoruz. Aslında ben de çıksam iyi olacak. Çünkü ben Emel'e market alışverişi yapacağım. Canım, kardeş bir şey istiyor musun? Hususi istediğim bir şey varsa kapıp geleceğim. Ay yok kardeşim, ne isteyeceğim ben senden hususi? Yalnız bir saç bakım kremi mi alsan? Yasemin çok kötü oldu ya. Tamam canım, hiç merak etme. Yasemin, iyi marka bir şey al da ben sana sonra vereyim parasını, değil mi? Aşk olsun ya, para ne? Lafı mı olur? Ben kapıp geliyorum sana hemen. Yasemin kız, bir de şöyle bakım kremleri falan mı alsan ha? Ama bak marketten alma, üşenme. Kozmetikçiye gidiver kardeşin için, iyi marka olsun. Yok yok, kozmetikçiye gidiyorum. Önce oraya gideyim. Hadi. Hadi. Görüşürüz. Çok sağ olun dostlar. Canlarım ya. Sen var ya sen. Ne? Ben var ya ben. Kremler, mremler ha? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben parasını vereyim dedim, kendisi reddetti canım. Zorla mı vereceğim kardeşim o benim? Ayrıca yani Macide abla, sen bana kışlık erzağını kaktırırken iyiydi.
Sana gelince çok şükür, bize gelince yarabbi şükür. Zaten elim boş popon yaş gelmiş yine. Bir kalk da bir su ver bari. İçim kurudu. Öf. Sıkıldım vallahi. Vallahi eksik meksik ne varsa tamamladım. Canım, bak sana şey aldım, köfte, hazır köfte. Ya kardeşim sen ne laftan anlamaz bir adam çıktın ya. Bitkisel hayattaydım diyorum. Bitki ne demek sen biliyor musun? Nasıl kalkayım da senin borcunu, taksitini ödeyeyim ben? Yok işte param. Tamam kardeşim, tamam. Ne yapıyorsan yap. Ver, icrayı ver. Allah belanı versin. Üf, ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım böyle borç içinde? Ev falan kiraya mı versem acaba? Ben nerede kalacağım Allah'ım? Emel! Ketçabı nereye koyayım canım? Cehennemin dibine koy. Ketçap nereye konur ya senin? Emel! Emel! Uyudun mu kız? Emel! Aa. Canım benim. Uyudun mu sen sarı papatyam benim? Arkadaşım neler atlattın da uykulara mı daldın? Uyu, uyu, uyu. Ay. Ay hayır. Emel? Hayır dur Yavuz yapma. Emel. Sıkma Ümmü'mü Yavuz. Ümük burada. Ümük yerli yerinde duruyor kızım. Ay! Ay kardeşim! Kardeşim. Ne oldu? Kardeşim, kardeşim. İyi ki sen yanımdasın kardeşim. Emel ne oldu kuzum? Ne oldu? Kendine gel. Ne oldu? Yasemin çok korkunç, çok kötü bir kabus gördüm. Yavuz bu öyle ümüğümü sıkıyordu. Burada bak ümük yerli yerinde duruyor. Tutuyorum bak ümüğünü. Bak bir bismillah getir. Sübhaneke oku 3 kere. Ay. Sübhaneke oku, sübhaneke oku. Ve sübhanallah. Sübhaneke Allah ümme. Sübhaneke. Kız ben değil 13 tane sübhaneke okusam gene bu işin içinden çıkamayız Yasemin. İtimat et dualara, oku. Yasemin, bak canım. Bu evi kırklamak lazım. Her köşede ayrı kötü anım var o musibet adamla. Ben nasıl uyuyacağım bu evde? Kardeş, gideyim böyle ben ucuz bir otel köşesinde bir yerlerde uyuyayım bari. Ne diyorsun sen Allah'ını seversen? Vallahi çok kızarım buna ha. Ben neciyim burada, ben. Kardeşinim ben senin. Hiçbir yere gidemezsin. Ay. Ant verdim. Ant verdim. Evim var. Emrine amadedir. Ay yok kardeşim çok sağ ol ama ben de öyle bir kadın değilim yani. Yancı gibi senin evinde kalamam. Kız ne yancısı? Yılların kardeşliği var bizim aramızda, kendine gel. Yani var tabii ama yok. Vallahi saçından sürüklerim götürürüm, kalk. Sürüklersin değil mi Yasemin? Sürüklerim. Çok iyi biliyorum sen şimdi beni saçımdan sürüyerek götürürsün. Götürürüm. En iyisi ben kendi rızamla kalkayım. Kalk. Sen de birkaç ay kalayım kız ben. Ya ne demek birkaç ay, istediğin kadar dursun. Bakayım. Yasemin. Sen bir dakika. Çok terlemişsin. Terledim tabii sana kardeşim. Dur, değişir. Çok... Gel ben sana şuraya ütülemiştim. Yasemin hani sen en iyisi bana güzel bir bavul yap kardeşim. Yaparım canım. İçine yün atletlerimi koy. Tamam canım. Terliğimi, patiğimi. Üstüne bir şey çamaşırlarımı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.